Evet, herkese iyi akşamlar. Bilim Akademisi'nin düzenlemiş olduğu COVID-12 salgınının ekonomik etkileri ve politika önerileri konusundaki konferansın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Konferansın birinci bölümü Cuma akşamı Sayın Reyhan Küçükkaya, Şevket Pamuk, Erinç Yelden ve Kamil Yılmaz'ın katılımıyla düzenlenmişti. Birinci konferansın sunumlarını YouTube'da Bilim Akademisi kanalında bulmanız mümkün. Bugünkü toplantımızda da üç konuşmacımız olacak. Birinci konuşmacımız Güney Kaliforniya Üniversitesi Marshall İşletme Okulu'ndan Sayın Ayşe İmaharoğlu. Hoş geldiniz. Ayşe Hoca özellikle sosyal güvenlik, işsizlik sigortası, tasarruf oranları, enflasyon ve iktisadi dalgalanmalar dinamikleri üzerine uluslararası düzeydeki çalışmalarıyla tanınan bir hocamız. İkinci konuşmacımız Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünden Sayın Refet Gülkaynak. Refet Hoca, parasal iktisat, finansal iktisat, uluslararası finans ve merkez bankacılığı konusunda gerçekten çok değerli çalışmalar olan, uluslararası düzeyde çalışmalar olan bir iktisatçımız. Üçüncü konuşmacı da ben Erol Taymaz, ODTÜ İktisat Bölümünde öğretim üyesiyim. Bu şeyi sunuşları iki oturum şeklinde yapmayı düşünüyoruz. İlk oturumda konuşmacılarımız 20-25 dakika civarında sunumlarını yapacaklar. Bu arada katılımcılar da sorularını chat kısmından sorabilirler. Bildiğiniz gibi bu görüntünün altında bir chat şeyi var, linki. Oradan katılımcıların hepsi sorularını iletebilirler. İkinci turda hem konuşmacılar ikinci turda söylemek istediklerini söyleyecekler hem de bu gelen sorulara cevap verecekler. Ben de daha fazla vakit kaybetmeden ilk sözü hemen Ayşe Hoca'ya vermek istiyorum. Ayşe Hoca bu salgının etkileri, ekonomik etkileri üzerinde küresel perspektifte ve Amerika özelindeki yansımalarını anlatacak. Buyurun hocam. Çok teşekkürler. Hem davetiniz için hem de bu panelleri düzenlediğiniz için. Ben Cuma günü katılmıştım. Çok güzel şeyler de öğrendim. Bildiğiniz gibi hepimiz her şeyi okuyoruz büyük bir ihtimalle. Belki söylediğim bazı şeyler zaten bilinen şeyler olacak. Ben daha çok Amerika'da neler oluyor'u anlatmak istiyorum. Birazcık verileri vereceğim. Birazcık da tabii hemen üstüne çalıştığımız makalelerimiz var. O makaleden biraz sonuçlar sizle paylaşmak istiyorum. Bu arada arada sırada İngilizce kelimeler kaçarsa konuşmama artık affedersiniz beni. Türkçe sunum yapmayalı çok oldu aslında. Şimdi ben ekranımı sizle paylaşayım. Gözüküyor mu her şey? Tamam. Evet, gayet güzel hocam. Harika. Şimdi ilk olarak birazcık istatistikleri göstermek istiyorum. Şunla başlayayım. Bu dünkü sayılar bu aslında. Worldometer sitesinden ki sanırım en güvenilir site sayılar konusunda bu site. Birkaç bu sayıdayı göstermemin sebebi şu olacak. Yani ülkeler çok farklı yaşıyorlar bu pandemiyi. Hem ölüm sayıları hem enfeksiyon sayıları açısından farklı yaşıyorlar. Hem de ekonomik olarak veya karantina altına almaya çalıştıkları popülasyonlar arasında çok farklılıklar yaşıyorlar. Şimdi bunun sıralamasını ben toplam ölümlere göre, pardon toplam enfeksiyon durumlarına göre yapmıştım. Burada Amerika'yı görüyorsunuz. Amerika'da 550 bin enfeksiyon var. Tabii bu çok sağlıklı bir istatistik değil aslında çünkü ne kadar test yapıldığına bağlı. Fakat ölüm oranları, ölüm sayılarını da burada görebiliyoruz. Bu sıralamada Türkiye'nin nasıl karşılaştıracağını da görebilirsiniz. Yani İspanya, İtalya mesela çok kötü durumdalar gerçekten. Çünkü zaten nüfusları çok daha düşük Amerika'ya göre fakat ölüm oranları çok çok yüksek. Türkiye bu sıralamada şimdilik inşallah da böyle devam eder. Çok çok kötü gözükmüyor. Amerika'nın ilginç bir tarafı eyaletler arasında çok büyük farklılıklar olması. Şimdi bu gene aynı siteden değişik eyaletlerde olanları gösteriyor size. Amerika'daki ölüm oranlarının neredeyse %40'ı New York'ta. Yani New York bunu çok yoğun ve çok zor bir şekilde yaşıyor.
Kaliforniya benim bulunduğum yer şu anda daha az sorunlu yaşıyor. Bu da inşallah böyle devam eder. New York'taki bazı belirtiler birazcık hızının düşmüş olmasına yönelik enfeksiyonların ve ölüm oranlarının. Amerika'nın ayrıca ilginç bir tarafı aldıkları kararlar, hani nasıl bununla başa çıkılır kararlarının tamamen eyaletlere bağımlı olması. Bu harita size koyduğum şimdi yapılan sosyal kısıtlamaların bir haritası. Koyu renk olan yerler eyalet bazında herkese evde oturun dedikleri, evde kalın dedikleri eyaletler. Hafif renkli olanlar bazı eyaletlerin bazı bölümlerinde bu kararların alındığı yerler. Beyaz olanlar ise hiç bu kararları vermedikleri yerler. Yani Amerika'da gerçekten federal hükümetten çok eyaletler kendi inisiyatiflerine dayanarak ne tür önlemler alacaklarına karar veriyorlar. Ve eyaletler arasında da büyük farklılıklar var. Hem ölüm oranlarında hem enfeksiyon oranlarında. Fakat Amerika bazında bu özellikle sosyal kısıtlamalarla birlikte başlayan bazı verileri sizinle paylaşmak istiyorum. Bu grafik 2019'a kadar olan işsizlik sigortasına başvurular grafiği. Şimdi bu grafiğe bakacak olursanız mesela en son krizde ki bütün dünyanın çok sıkı yaşadığı bir krizdi. Bu Amerika'da da çok çok sıkı bir kriz olmuştu. Burada kriz başladığından sonraki işsizlik sigortasına başvuru sayıları işte 700 bin falan civarında. Şimdi ben bunu 2019'da kestim çünkü bugünkü sayıları verecek olursak grafik böyle. Yani son 3 hafta şu gördüğünüz büyük dikey veri son 3 haftanın verisi aslında. Ona birazdan daha yakından bakacağım. Bütün geçmişteki işsizlik başvuru datasına göre inanılmaz bir farklılık görüyoruz. Hatta dediğim gibi eğer son 3 haftaya yoğunlaşacak olursak 3 haftada 17 milyon kişi işsizlik sigortasına başvurmuş vaziyette. Bu mesela tam hani doğru karşılaştırma değil, ileride öylesini de yapacağım ama 2008-2009 krizinde en yüksek işsiz sayısı 15 milyon olmuştu. Yani bu bir gösterge ki bu Amerika'daki işsizlik oranının çok yüksek seviyelere çıkma olasılığı çok 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 büyük. Tabii sektör bazında bu iş kayıpları çok farklı sektörlerde gözüküyor. Yani her sektörde çok büyük iş kayıpları yok. Tahmin edeceğiniz üzerine daha çok yani şu anda Amerika'nın yaptığı işte bütün restoranlar kapandı, bütün alışveriş merkezleri kapandı, elzem olmayan her türlü iş yeri kapandı. Ve bunların çoğu da küçük üreticileri, küçük restoranları, küçük mağazaları çok sıkı bir şekilde vurdu. Bu gösterdiğim grafikte de mesela Service Employment Change dediğinde ilk haftasında Mart'ta ki düşüşü gözlüyorsunuz. Şimdi bunun işsizlik oranına nasıl yansıyacağının şu anda tahminleri var. Daha elde bunun için yeteri kadar veri yok tabii ki. Ama size geçmişteki işsizlik oranlarını da göstermek istedim. Mesela gene son krizde işsizlik oranı %10'lara çıkmıştı. Bundan önce en yüksek işsizlik oranı 1984'teki %11'lik işsizlik oranıydı. Şu andaki tahminler, ki bu tahminleri yapmak tabii yani çok farklı şeyler çıkabilir sonunda ama size bu verdiğim sayı St. Louis Merkez Bankası'ndan yapılmış bir tahmin. Buradaki tahmine göre 52 milyon işsiz, yani %32 işsizlik oranı olabilir görüntüsü. Bu en son yani hiç Great Depression'dan bile beri görülmemiş bir işsizlik oranı. 1920'lerin sonundaki 30'lardaki küresel buhrandaki işsizlik oranı Amerika'da %25'ti. Yani bu ondan bile çok yüksek bir işsizlik oranı şu anda gözlenen ya da olabileceği tahmin edilen.
Peki devlet ne yaptı? Devlet, Amerikan hükümeti bir 2,2 trilyonluk yardım paketi açıkladı işte bir hafta kadar önce. Bu yardım paketinin içinde bir sürü değişik kolları var. Bir kısmı gelire bağlı, yani 75 bin doların altında geliri olan insanlara ve ailelere yapılacak bir direkt parasal yardım. Bunun toplam 300 milyar tutacağı öngörülmüş. İşsizlik sigortaları arttırıldı. Hem alınan miktar hem de alınacak ne kadar zaman içinde yayılacağı arttırıldı. İşsizlik sigortasına normal zamanda tabi olmayan ne bileyim Uber sürücüleri ya da hani bu işsizlik sigortası kapsamında olan şirketlerde çalışmayan insanlara da ek yardımlar getirildi. İşverenlere kredi ve yardımlar açıldı. Hastanelere yardımlar açıldı. Bunların hepsinin, bu paketin hepsinin toplamı 2,2 trilyon. Şimdi bu yani bir kabaca düşünebiliriz aslında bu 2,2 trilyon ne kadar yeter? Çok çok kabaca bakacak olursak ben şöyle bir hesap düşündüm kafamdan. Amerika'daki bir yıllık gayri safi milli hasıla 22 trilyon. Yani aylık kabaca gene yani 1,8 aslında da 2 trilyon diyebiliriz buna. Aylık toplam gayri safi milli hasıla demektir ki aynı zamanda aylık toplam gelir. Bütün Amerika'daki hane halklarının geliri toplam 2 trilyon bir ayda. Şimdi bu hane halklarının yarısı eğer çalışamıyorsa, diyelim ki 1 trilyon ihtiyaç var çalışmayan %50 hane halkına ve iş yerlerine yardım amaçlı. 1 trilyon da biraz fazla abartmış olabiliriz çünkü artık birçok şeyi yapamıyoruz. Yani tüm tükettiğimiz şeyleri tüketemiyoruz. Bunun içinden bir takım eskiden yaptığımız şeyleri çıkartacak olursak, bunu düşürün %50 daha 500 milyar olsun. Bu yani yetse işte bir 4 ay yeter, 5 ay yeter insanların iflas etmeden belki şirketlerin devam etmesini sağlamak için. Bu kriz daha uzun süre devam ederse ya da bu evde kal yöntemi daha uzun süre devam ederse çok çok daha fazla iflaslara yol açma olasılığı yüksek. Bu durumda nasıl bir normal hayata dönüş düşünülmeli ve ne yapılmalı? Hani şimdi ekonomistler yavaş yavaş bunu düşünür olmaya başladılar. Bunun üstüne yazar çizer olmaya başladılar. Tabii çok bariz şeyler var. Mesela işte herkesi test edelim. Bu test durumuna göre negatif olanlar işlerine geri dönsünler. Pozitif olanlar evde kalsınlar. Bu test sonuçlarını açıklayalım. Herkesin de test sonucu olduğu belli olsun. Bu bir yöntem tabii. Bazı ülkeler yapıyorlar. Mesela Çin'de buna benzer şeyler yapılıyor. Ama büyük ihtimalle Amerika'da bunu yapmak çok çok güç olacak. En azından insanların test sonuçlarını bir ortak yerde açıklamaları Amerika için oldukça tahmin edemeyeceğim bir şey diyeyim. Başka türlü nasıl önlemler alınabilir? Ne bileyim yaş gruplarına göre, sağlık kategorilerine göre yapılabilecek bir şeyler var mı? Ben bu konuda bir makale yazmaya başladım. Yani hani bugün size sunacağım birkaç sayı bu makalenin, yani bu sabah elime geçen sayılar diyeyim. Daha çok çok yeni, onun için çok da doğru olmayabilir. Ama şöyle bir ekonomik model üstüne çalışıyorum. Size kısaca onu anlatayım. Ki bir sürü ekonomist şu anda sürekli konferanslar var Zoom üstünden. Bu tür modeller üstüne çalışmaya başladılar. Bu ekonomistlerin şimdiye kadar üstünde çalışmadığı ama matematiksel modellerle kullanılmış bu herhangi bir enfeksiyonun yayılma hızını ve yayılma süresini tahmin etmeye çalışan bir takım modeller var. Şimdi ekonomistler bu modelleri öğrenir oldular. Yani belki bir sürüsü de biliyordu da ben bilmiyordum mesela. Bunlardan bir tanesi bu SIR modeli. Bu model
bir popülasyondaki insanları üç gruba ayırıyor. Bunlar hastalığa duyarlı bir bireyler. Yani daha hasta olmamış ama hasta olma olasılığı yüksek. Bir hastalanmış ve bulaştırıcı durumda olan bireyler. Bir de iyileşen ya da remove dedikleri, yani artık bu iki grupta da olmayan bireyler. Bu modeller hastalığa yakalanacak kişi sayısını tahmin etmek üzere yapılmışlar ve ölüm oranları da bir miktar da buradan geliyor. Gerçi ölüm oranları hakkında da bir sürü, o da çok zor, tahmini zor bir sayı aslında. Belki ileride onu da konuşuruz. Ama bu modelleri ekonomik modellerin içine koyup bir takım analizler çıkartmak mümkün. Biz de gene USC'den bir akademisyen arkadaşımla birlikte böyle bir modelin üstünde çalışıyoruz şu anda. Bu öyle bir model ki ekonomideki insanları Amerikan ekonomisine benzer bir ekonomiyi modelde yaratma şekli. Bu ekonomide 20 ile 100 arası kişiler oluşuyor. Bu ekonomi, bu model size gerçekçi bir gelir dağılımı, gerçekçi bir sağlık dağılımı veriyor. Ve bu modelin içine 2020'de diyelim bir şok koyuyorsunuz. Bu şokta COVID şoku hem ölüm oranını arttırıyor, hem enfeksiyon oranını arttırıyor, hem de bununla birlikte gelen kısıtlamaları modelleyebiliyorsunuz. Bu daha önce bahsettiğim SIR modeli, dediğim gibi değişik varsayımlar altında, ki bu varsayımlardan en önemlisi bulaşma hızı. Bu virüsün bulaşma hızının ne olduğu, ki orada da halen belirsizlikler var. Ama bu model şu gösterdiğim grafiğe benzer sonuçlar çıkartıyor. Burada kaç kişinin, popülasyondaki oranın ne kadarının enfekte olduğunu gösteriyor bu grafik. Bir yıl boyunca ya da bir yıl sonunda ya da bir buçuk yıl sonunda değişik bulaşma hızı varsayımlarına dayanarak. Biz bunu bu SIR modellerinden alıp dediğim bir ekonomik modele koyma çabası içindeyiz. Bu dediğim gibi ekonomik modelimizde de hem gelir dağılımı, hem yaş dağılımı, hem eğitim seviyesi ve sağlık dağılımını Amerikan ekonomisine benzer bir hale getirmeye çalışıyoruz. Ve bu modelde işte bir takım varsayımlar tabii yapmak gerekiyor bunu çözebilmek için. Mesela hiçbir önlem alınmazsa bu virüs ne kadar yayılacaktı? Önlem alındığında ne kadar daha az yayılacak? Ve bu önlemi alırken toplumun ne kadarı evde kalacak? Ne kadarı çalışmayacak? Bu hem olmuş şu andaki halimizi de anlatıyor olabilir. Ya da gelecekte biz yavaş yavaş eğer ekonomiyi açmayı düşünüyorsak ne tür değişik yollarla açabiliriz sorularına da cevap vermek isteyecek bu model sonunda. Daha oraya gelmedik. Ama şu anda yaptığımız bir tane örnek var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu örnekte şimdi bu siyah, en tepedeki siyah grafik aslında hiçbir şey yapılmazsa ekonominin bir sene içinde ne olacağına dair. Bu siyah grafikte gayri safi milli hasıla, şu andaki çizilen o, gene de düşüyor. Çünkü zaten hasta olan insanlar en azından bir müddet işe gidemedikleri için. Yani bu COVID'e yakalananlar, anlatılanlardan bir 10 gün belki, hani ölmeyenler bile 10 gün belki işe gidemiyorlar. Bu dolayısıyla ufak bir, yani %2'lik, gerçi çok ufak sayılmaz, %2, %3'lük bir düşüş gösteriyor. Hiçbir şey olmasa bile, hiç karantinaya alınmasa bile kimseler. En düşük olan yeşil çizgi ise şu andaki karantina uygulaması Amerika'daki. Bu nasıl bir uygulama oldu? İşte çok birbirine yakın, insanların yakın olma olasılığının yüksek olduğu iş yerleri kapatıldı. Dolayısıyla biz bunu modelde daha böyle bir genel popülasyona dağınık bir şekilde, random bir şekilde uyguladık. Bunda gayri safi milli hasıla düşüşü %17.
Bizim kendi yaptığımız eksperimentse biraz da Türkiye'den esinlenerek oldu sanırım. Dedik ki biz bu ekonomide böyle random bir şekilde dağıtmayalım kimlerin karantinada kalacağını. Onun yerine sadece yaşlıları ve emeklileri evde kal diyelim. O zaman ne olacak gayri safi milli hasıladaki düşüş? Tabii o zaman çok daha az oluyor. %4'lük bir düşüş oluyor. Sebebi de belli. Çünkü zaten o kesim gayri safi milli hasılaya bir katkıda bulunmayan bir kesim. Dolayısıyla onların evde oturması ekonomiye olan zararı daha düşük. Şimdi bu iki hem yeşil hem mavi grafiklerdeki enfeksiyon oranı aslında bu yaptığımız deneyde aynı. Şimdi tabii o da çok gerçekçi değil. Belki şu anda yapılan yani yeşil grafikte ki enfeksiyon oranı daha düşük olabilir. Çünkü insanların gittiği merkezleri kapatmış oluyorsunuz. Dolayısıyla belki o yüzden bulaşıcılık azalmıştır diye ümit ediyoruz. Tabii bunlar daha ileride oynayacağımız parametreler. Ama sizle paylaşmak istediğim hani bu tür eksperimentlerin ekonomistler tarafından şu anda yapılmaya başlamış olması. Ki niye? Çünkü bu tür ekonomik kısıtlamalar bir sene boyunca kalma olasılığı çok çok düşük. Çünkü Amerika gibi bir ülke bile ki hani zengin, çok yüksek bir gayri safi milli hasılası olan bir ülke bile bir sene boyunca popülasyonun %50'sine evde kal diyemez. Bir şekilde yavaş yavaş ekonomik hayata geri getirmeye başlaması gerekecek. Ve bu ekonomik hayata geri dönüşün konuşulması gerekecek. Bizim de yaptığımız bu konuda birazcık adım atmaya başlamak. Ama tabii çok daha yetersiz, çok daha başındayız bu işin. Ama bunun her ülke tarafından tabii ki şimdiden düşünülmeye başlamış olduğunu tahmin ediyorum. Ve burada bitireyim isterseniz Erol Hocam. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederiz katkılarınız için. Şimdi ikinci konuşmacımız Refet Hoca. O özellikle Türkiye ekonomisi üzerine etkileri ve politika önerileri üzerine görüşlerini sunacak. Buyurun hocam. Hocam size teşekkür ederim. Dinleyicilerimize de katıldıkları için teşekkür ederim. Ayşe Hoca'nın bıraktığı yerden değer alabilirim aslında. Ayşe Hoca bunun iktisadi maliyetinden bahsetti. Ve elbette içinde yaşamakta olduğumuz kriz iki türlü maliyet yaratıyor. Bir tanesi bir genel üretim ve gelir düşüklüğü. Bir tanesi de bunun tamamen eşit olarak yayılmamış olması. Yani milli gelirin %4 düştüğü ya da %14 düştüğü Ayşe Hoca'nın değişik keslerinde durumlarda herkesin geliri %4 düşmüyor. Bir takım insanların geliri sıfıra gidiyor. O çok ciddi bir sıkıntı. Çünkü bu şekilde işte işsiz kalmış, evinden çıkamadığı için çalışamayan veyahut da iş yeri kapatılmış yahut da insanlar evden çıkamadıkları için iş yerine gelen giden olmadığından çalışamayan insanların gelir kaybı hakikaten çok büyük bir refah kaybı. Yani herkesin geliri %4 düşse aslında memnun olmayız tabii bundan. Ama o kadar da derin bir mutsuzluk olmaz bu. Fakat bir takım insanların geliri sıfıra gidiyorsa o zaman bu insanlar neyle karınlarını doyuracak sorunu ortaya çıkıyor. Buna bir şekilde el atmak lazım. Benzer şekilde bir takım şirketler kapanıyorlarsa eğer, hani her şirketin üretimi %4 azaldı bir şey, bazı sektörler oldukları gibi kapandılar bambaşka bir şey. Bir sürü nedenle ki bunları bu konuşmada girmeyi düşünmüyorum. Ama şuradaki şu hassaslığı anlıyorsunuz. Bütün sadece bir ekonomi değil, bütün dünyayı vurmuş olan bir saçların toplam şok dedikleri bir şey var. Yani sadece benim başıma bir şey gelmiş, sadece onun şirketinin başına bir şey gelmiş değil. Herkesin, her şirketin başına bir şey getiren bir şokla mücadele ediyoruz. Onun için de vatana bakıp sen de batmayaydın, işte işini daha iyi yapaydın falan diyecek bir halimiz pek yok. Bir şekilde bunu bir kamu sorunu olarak düşünmek zorundayız. Ve bütün dünya elbette bunu böyle görüyor. Bütün dünyada kamu otoriteleri bir şekilde bazen daha planlı olarak, bazen biraz daha körlemesine bir müdahale içindeler. Türkiye'de böyle bir ülke. Fakat buradan şöyle bir sonuç çıkıyor bazı insanlar için. Her yere aynı şok vurduğuna göre, her yer aynı meseleyle uğraştığına göre, biz de her yer gibi bir yer olduğumuza göre
herkesin yaptığını bizim de yapmamız makuldür, caizdir. Bizler öyle yapmalıyız zaten. Halbuki her yer bir değil. Her yere şu anda içinde olduğumuz akut pandemi aynı koşullar altında vurmadı. Türkiye'nin koşulları bizim hikayelerini dinlemekte olduğumuz, haberlerini görmekte olduğumuz gelişmiş ülke ekonomilerinden çok önemli şekillerde farklılaşıyor. O farklılık bizim verebileceğimiz, vermemizin makul olduğu iktisat politika tepkilerine farklılaştı. Ben buna dair konuşmak istiyorum. Şimdi buradaki iş şu. Bunu eğer senin gibi çalışan hale getirebilirsen bakalım. Tamam. Bizim derdimiz şu. Biz 2008-2009 krizinden sonra başladığımız bir kredi bazlı genişleme içindeyiz, içindeydik. Bunun sonucu çok büyük cari açıklar, çok büyük dış borçlanma, bunun inşaata yönlendirilmesi, özel sektörün döviz cinsine borçlanması ve nihayetinde 2018 yazında bu baskıyla döviz kurumun patlayıp birçok şirketin borcunu ödeyemez hale gelmesi, Türkiye'de kullanılan şekliyle borca batık hale gelmesi. Bu sorunu biz çözmedik. Erteledik. Erteleme yoluyla borca batık olan bu şirketlerin borçlarının bankalara telkin yoluyla yapılandırılmasıydı. Bu yapılandırma borcu yok etmedi. Sadece ödeme takvimini ileri attı. Genellikle 2 yıl ileri attı. Dolayısıyla da ilk ödemeler bu yaz tekrar geliyor olacaklar. Ve o zaman batık olan şirketler bu zaman da gene batıklar. Dolayısıyla çözmemiş olduğumuz bu sorun şimdi bizim tekrar karşımıza çıkmaya başlayacak. Türkiye için herhangi bir makro iktisadi politika düşünürken bunu da düşünerek iş yapmak zorundayız. Geçmiş olan ülkelerde gördüğümüz iş şu. Herkes görüyor ki insanları açlığa mahkum etmek ahlaken yanlış. Bir devletin umuyorum ki varlık nedenine aykırı ve bunu aldırmayan insanlar için dahi iktisaden de büyük bir sorun. Bu insanları bugün telef ederseniz eğer, yarın talep ortaya çıkartacak insanlar yok. Şirketleri bırakırsanız patır patır batarlarsa, o zaman bu virüs gittiği zaman insanların dönecek işleri yok. Açacak atölyeler yok, kaldırılacak kepenkler yok. Dolayısıyla da sadece ekonomiye, sadece üretime milli gelir aldırıyorsanız, gene de insanların şu anda ne yaptıklarına, şirketlerin şu anda ne yaptıklarına aldırmak zorundasınız. Bunun sonucu büyük bir kamu harcaması. Bütün dünyada bunu görüyoruz. Buradaki meseleler çeşitli. Bir tanesi başka hiçbir şey olmamış bile olsaydı bu düzeyde bir kamu harcaması kolay kaldırılır bir kamu harcaması değil. Genel olarak kaldırılabilir bir kamu harcaması değil. İkincisi 2008-2009 krizinin arkasından gelen uzun yavaş durgun Amerika'da geçmiş bir büyümeye dönmüş olmakla beraber Amerika'daki borcu milli gelir oranı yeterince düşmüş değil. Avrupa'da o krizin etkileri yeterince zaten geçmiş değil. Dolayısıyla da zaten borçlu olan ülkelerin bir kere daha kamu maliyelerini büyük bir şekilde makro iktisadi yardım için kullanmak zorunluluğu ortaya çıktı. Bunun sonucu yine ki ben bunu gayet doğru olduğunu düşünüyorum. Ya biz bunu nasıl öderiz diye düşünüp bunun planını yapıp arada insanların sefil olmasını, ölmesine yol açmaktansa ilaca ihtiyaç varsa ilaç, işte respiratör yapılacaksa respiratör, araştırmaya kaynak aktarırsa araştırmaya kaynak aktarma ki bu yapılmak zorunda. Bir sağlık sorunu kaynaklı meseleyi, sağlık sorunu çözülmeden iktisadi sorunu çözmek zaten söz konusu değil. Öte yandan iktisadi tarafında da gidin evinize kapanın dediğimiz insanlar biz bu evde ne yiyeceğiz diyorlarsa eğer bir şekilde bir kaynak ortaya çıkartmak zorundasınız. Onun için de devasa bir kamu borcu artışı görüyoruz. Gelişmiş ülkelerde de görüyoruz. Başka yerlerde de görüyoruz. Türkiye'de de hani henüz rakamlar ortaya çıkmış değiller ama böyle olduğunu biliyoruz. Fakat bu kamu borcu nasıl ödenecek meselesi çıkıyor ortaya. Ve şu anki konsensüs benim de hani bana bundan 3 ay önce söyleseniz camdan atlarım bunu söylemem diyeceğim şekilde gayet makul bulduğum bu işi merkez bankalarına yıkmak. Merkez bankaları para bassınlar, devletin bu borcunu kapatsınlar. Bu Türkiye için de bir iktisat politikası alternatifi olarak konuşuluyor. Ben bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Çok sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü gelişmiş olan ülkelerde şu mülahazalar geçerli. Bir, bu ülkelerimizdeki gibi enflasyon sorunu zaten yok. Dolayısıyla hatta enflasyon sorunları var belki ve sorunları enflasyonun çok düşük olması. Enflasyonun deflasyona yani fiyatların spiral şeklinde azalıp ortalığın berbat olmasına gideceği bir yere çok yakın olması ki Türkiye'de fiyatların düşmesinin neden kötü bir şey olduğunu anlatmak kolay bir iş değil.
bizim gibi yüksek enflasyon ülkesinde deflasyondan, negatif enflasyondan bahsedildiği zaman hani doğrudan cennete gitmiş gibi bir his oluşuyor ama başka hiçbir şey değişmeden fiyatların azaldığı bir dünyayı düşünmeyiz. Burada düşünmek gereken şey o kadar kötü bir talep koşulu, o kadar kimse hiçbir şey almıyor, o kadar hiçbir iş yapılamıyor ki fiyatlar düşmek zorunda kalıyorlar. Elde olan satılamadığı, fiyat kırıldığı için üretim yapılmıyor, üretim yapılmadığı için insanlar işten çıkartılıyorlar. İşten çıkmış insanların talebi düşük olduğu için gene satışlar düşük. Onun için gene fiyatlar düşüyor ve bu korkunç bir spiral ve başka bir sürü yan etkisi daha var. Bunun içinde bu bir merkez bankası için korku. Gelişmiş ülke merkez bankalarının derdi enflasyonu istedikleri düzeye çıkaramamak. Borç monetizasyonu yani para basıp al ya sen harcayacaksan ben verdim demek. Eğer enflasyonu yükseltiyorsa bu hedefe doğru enflasyonu yükselttiği sürece zaten sevilinecek bir şey. Bu merkez bankalarının hiçbirini şikayet edeceği bir şey değil. Bunun üstüne çıkılırsa bir miktar gene merkez bankaları çok ses etmeden memnun olurlar. Çünkü geçmişte altta kaldıkları enflasyon farkını azıcık kapatmış olurlar. Bunun da makul bir takım nedenleri var. Ama deyin ki çok üstte çıktı. Hani böyle Amerika'da diyelim 70'lerde olduğu gibi enflasyon %12'yi gördü birden. Ne olacak o zaman? O zaman buna bakacağız. Diyeceğiz ki bir dakika ya iktisatçılar, akademisyenleri de, merkez bankacıları da, bunun siyasasını yapanlar da, teorisyenleri de 40 sene enflasyonla biz nasıl başa çıkacağız diye düşündüler. Ve bunu gayet iyi biliyoruz. Dünyada bugün enflasyon sorununu çözememek diye bir mesele yok. Çözmemeyi tercih etmek var. Ki bunu çözmemeyi tercih etmiş olan da işte hani Zimbabwe, Arjantin, Venezuela, Türkiye, başka da yok herhalde aşağı yukarı bu grup. Enflasyonu başka hiçbir şekilde indiremiyorsanız bir durgunluk yaratıp indirebiliyorsunuz. 1970'lerin sonunda Paul Volcker, Amerikan Merkez Bankası Başkanı olduğu zaman çift tane de Amerikan enflasyonu var. Bu böyle yürümez değil. Merkez Bankası ile bir durgunluk yarattı. 2 senelik bir durgunluk oldu. Ve o durgunluğun sonunda Amerikan enflasyonu kalıcı olarak düştü. Şunu hatırlamak lazım. Durgunluk geçici, enflasyon düşüşü kalıcı. Ve bunu nasıl yapacağımızı gayet iyi biliyoruz. Şimdi burada dolayısıyla en kötü ihtimalle enflasyon yaratıp bundan birkaç sene sonra bununla mücadele etmek için bir durgunluk yaratmaktan bahsediyoruz. Tarttığımız iki şey şu. Şimdi bir şey yapmayacağız. İnsanlar açlıktan ölecekler. Hastalıktan ölecekler. Büyük bir depresyon olacak. Nasıl toplayacağımızı bilmeyeceğimiz bir iktisadi faaliyet sektesine maruz kalacağız. Yahut şimdi bir şey yapacağız. Bunu ödeyemeyeceğimiz için para arzı artacak. O artan para arzı enflasyona yol açacak. O enflasyonu kontrol etmek için birkaç sene sonra bir durgunluk yaratır. Bu ikisi arasındaki seçim çok bariz bir seçim. Dolayısıyla burada büyük bir mesele yok. Nihayetinde bu ülkelerin hepsi bugün depresyon yerine ileride bir durgunluğu seçecekler. Peki Türkiye niye böyle yapamıyor? Çünkü Türkiye'nin çeşitli meselelerinin yanında önemli bir döviz borcu meselesi var. Ve borçlarını monetize ederek ödeyecek olan ülkeler şundan faydalanıyorlar. Amerika benim borcum var, bu ülkede bir borç sorunu var. Bunu çözmek için Merkez Bankası'na yükleneceğiz dediği zaman bahsedilen borç dolar borcu, Merkez Bankası'nın yarattığı para dolar. Japonya bunu söylediği zaman bahsedilen para yen, borç yen cinsinden borç, Merkez Bankası'nın yarattığı para yen. Avrupa Para Birliği bölgesinde aynı şey Euro bakımından geçerli. Halbuki birçok gelişmekte olan ülkede, özellikle Türkiye'de yaratılan para yerli para, biz lira yaratabiliyoruz. Halbuki borç dolar cinsinden. Şimdi o uyuşmazlık, paraya abanarak herhangi bir şekilde kaynak yaratmayı işe yaramaz hale getiriyor. Çünkü sizin de kolayca görebileceğiniz gibi, eğer deli gibi lira yaratıyorsanız o liranın değerini düşürüyorsunuz. Dolar cinsinden borcunuz varsa ve meseleniz bir dakika bu dolar çok değer kazandı. Ben lirayla gelir elde edip dolarla borç ödeyecektim. Bunu yapmam zorlaştı diyen insanı lira basarak kaynak yaratmaya başlarsanız dövizi öyle bir patlatıyorsunuz ki ödeyebilecek olan da ödeyemez hale geliyor. İşi iyiye götürmüyorsunuz, kötüye götürüyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye gibi ülkelerde eğer monetizasyon bir araç olarak kullanılacaksa dahi bunun yanında mutlaka bir döviz kaynağı bulmak gerekiyor. Şimdi bahsettiğimiz rakamlar küçük rakamlar değiller. Türkiye'nin 12 ayda ödenecek 172 milyar dolar bir döviz cinsinden borcu var. Bu devletin, özel sektörün, bankaların vesairenin hepsinin birden cemaatçi borcu. O meblağı ödeyecek şekilde lira yaratmak diye bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla o borcun dönmesi gerekiyor. Borcu döndürmek için
ya diyeceksiniz ki var bende zaten böyle bir kaynak, al vereyim. Ve o seri bu sorunu yaşıyor olmayacak. Ya da diyeceksiniz ki hakikaten döndüreceğim. Yani tekrar borçlanıp borcu ödeyeceğim. Bir şekilde o kaynağın girmesi gerekiyor. Bunu Cumhuriyet Merkez Bankası eliyle yapamıyoruz. Dolayısıyla biz her seferinde bu krize karşı verdiğimiz mücadele, bunun iktisadi tarafı, bunun yarattığı yük ve bu yükün nasıl ödeneceği üzerine konuştuğumuz zaman mutlaka bir taraftan da zaten var olan krizimizi, dış borç yükümüzü düşünmek zorundayız. Bu nedenle ben bu mülahazalarla düşündüğüm zaman bunun bir şekilde, tekrar şey ettim, kamu borç içinde, derli toplu söyleyeyim bunu. Burada söylemeye çalıştığım şey, dolayısıyla Türkiye'de kamu harcamaları artırılmasın değil. Türkiye'de kamu harcamaları bundan önceki 5, 6, 7, 8 senede bu şekilde artırılmamış olsaydı iyiydi. Her seçimden önce sağa sola saçılmamış olsaydı çok iyiydi. Ama dönüp bunları şu anda düzeltemiyoruz. Ve onları o zaman saçtığımız için bugün bakıp, ha şimdi ihtiyaç var ama biz eldekini yedik bitirdik. Dolayısıyla insanlar acından ölsün ne diyecek halimiz yok. Türkiye'de de kamu harcamaları artırılmak zorunda. Bundan yana hiçbir benim söyleyecek başka bir şeyim yok. Bir şekilde bu tür krizlerde her zaman olduğu üzere, bunda pandemiden bahsetmiyorum, dış borç krizinden, özel sektör krizinden bahsediyorum. Özel sektör borcu bir şekilde kamu borcuna dönüştü. Bunu beğenmeyebiliriz. Borç alırlarken iyiydi, ödeyemedikleri zaman biz niye uğraşıyoruz vesaire diyebiliriz. Fakat nihayetinde bu ülkenin üretim kapasitesinin olduğu gibi çökmesini istemiyoruz. Ve hiçbir siyasi otorite de özel sektörün batmasına müsaade etmek istemez. Bunu anlamıyor dahi olsa, şu anda bizde anlaşılmıyor. Bunun sonucu olacak olan bankacılık krizine müdahale etmek zorunda olacağı için bir şekilde bankalara sermaye aktarılırken gene bu kamu borcunu dönüşmek zorunda. Ki şu anda Türkiye'nin bir bankacılık krizi yaşaması için pek neden yok. Bankalarımızın sermayesi mevcut. Öte yandan bir sistemik krizin zaten içindeydik. Bunun sonucu borcun, özel sektör borcunun kamu borcuna doğru evrilmesi olacaktı. Bunun hızlandığını göreceğiz. Bu standart bir Türkiye sorunu. 90'lar boyunca bizim yaşadığımız sorun. Kötü iktisat politikasının daimi sonucu. Ve hani hakikaten şaşmıyor bu. Ama bunun sonucunun bir şekilde dış kaynak bulmak olduğunu, dış kaynak gelmeden dış borcun ödenmesinin söz konusu olmadığını görmek zorundayız. Burada ortaya bir yük çıktığını görüyoruz. Ve meselenin bu yükün paylaşımı olduğunu da görüyoruz. Kim ödeyecek? Şunu hatırlatmak istiyorum. Gene iyi niyetle ve birçok zaman haklı da olarak bir tamam ya ona da o şirketler ödesinler. Borcu almayı biliyorlardı. Ödeyemedikleri zaman da batsınlar beter olsunlar deme isteğini anlıyorum. Fakat bu aslında fiziken yanlış şeye tekabül ediyor. Şunu demeye çalışıyorum. Şirketler batsın, borcunu ödeyemiyorlarsa beter olsunlar dediğimiz zaman bir, zarar verdiğimiz şirketin patronu değil sadece. Hatta birçok durumda patronu hiç değil. Şirket patrondan ayrı bir varlık. Fakat şirketi batırdığınız zaman çalışanları işsiz hale geliyorlar, alacakları alacaklarını tahsil edemez hale geliyorlar. Birçok zarar gören insan var. Ki bunu aldırmıyorsanız dahi şirket battığı zaman borç yok olmuyor. Ödenemeyen borç başka birisinin alacağı. O alacaklıya ne oluyor diye sormak zorundayız. Şirket borcu ödemediği zaman o borçlar, yabancı para cinsinden borçlar da Türk bankacılık sistemi aracılığıyla buraya gelmiş olduğu için Türk bankalarına yapılacak olan bir takım ödemeler artık yapılamaz hale geliyorlar. Halbuki o bankalar hala sizin mevduatınızı ödemek, hala almış oldukları sendikasyon kredileri ödemek zorunda. Dolayısıyla bu bir banka zararına dönüşüyor. Bir şekilde buna aldırmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla her şekilde bunu aldıracağız. Bu kamu borcuna dönüşecek. Kamu borcuna dönüştüğü zaman şunu göreceğiz. Kendi kendimize anlatmakta olduğumuz aman her şey kötü ama kamu borcu iyi hikayesi doğru bir hikaye değil. Türkiye'de şu anda kamu borcunun milli geliri oranı herhalde bu rakamlar geriden geldiği için ve şu anki daralmanın milli gelirin ne yaptığını çok iyi bilmediğimiz için herhalde öyle söylüyorum bunu. Milli gelirin %33-4-5'i civarında bir şey. Bu rakam size küçük gibi gelebilir. Fakat şunu hatırlamalısınız. Burada düşündüğümüz şey %100 olabilecek olan bir şeyin %35'i yani 3'te 1'ini kullanıyoruz. Kullanabileceğimiz bir 3'te 2 daha var değil. Borcun milli gideri oranı aslında çok anlamlı bir oran değildir. Bize bir aşağı yukarı büyüklük verir. Ama
Borcu milli geliri oranı mesela Japonya'da %240. Milli gelirden fazla borcu olması birçok ülke için mümkün. Başka birçok ülkede milli gelirin %60'ını 70'ine gelemiyor. Şimdi 90'larda gene yaşı yetenler hazırlarlar. Biz arka arkaya kamu borcu yüzünden ödemeler dengesi krizi ve büyük küçülmeler yaşadık. Bunlar olurken Türkiye'de borcu milli geliri oranı %40'ı hiçbir zaman geçmedi. Türkiye doğru düzgün vergi toplayamayan bir ülkedir. Vergi toplamayan bir ülkedir. Devlet kapasitesi düşük bir ülkedir. Vergi toplayamadığı için borç ödeme kapasitesi düşük bir ülkedir. Borç ödeyemeyeceği için borç alma kapasitesi düşük bir ülkedir. Dolayısıyla bakıp, ha tamam dış kaynağa ihtiyacımız varsa gideriz uluslararası piyasalara, satarız işte bono tahvil bir şey, alırız borcu rahat ederiz. Türkiye'de kolay söylenebilen bir şey değil. Çünkü biz tarihi dış borç sınırımızın aslında o kadar da altında değiliz. Şimdi 90'larda %40 olan bu krize girme eşiğimiz şimdi yükselmiştir. Ülke büyüdü, finansallaştı vesaire. Ama o kadar da yükselmemiş olduğunu Türkiye'nin borç alırken ödemek zorunda olduğu faizlerden anlayabiliyoruz. Türkiye akıl almaz dolar cinsinden faizlerle borç alabiliyor. Onun için de bugün o borcu alırsanız yarın onu öderken zorlanacağınız için mesele. Nihayetinde bu o da olmuyor, o da olmuyor, o da olmuyor. Aşağı yukarı böyle Sherlock Holmes usulü hani diğer bütün olasılıkları elediğimiz zaman kalan işte, olacak olan olmak zorunda ile bizi yeni IMF'e götürüyor. Şimdi ben bunu söylediğim için mütemadiyen küfür işitip duruyorum. Ve fakat yine söyleyeceğim. Çünkü benim yaptığım analizde başka alternatiflerin aslında alternatifi olmadığı gözüküyor. Bir şekilde dış kaynak gelecek. Dış kaynak gelmeden bu işi yapmanın bir yolu yok. Erteleyebilir miyiz? Belki biraz da erteleyebiliriz. Ama nihayetinde çözeceğimiz zaman bunu derli toplu uzun vadeli bir dış kaynakla çözeceğiz. O kaynağı da bize piyasalar vermeye gönüllü durmuyorlar. Ödediğimiz faizden görüyoruz bunu. Daha o kadar çok borç almaya çalışmazken. Dolayısıyla bir tercih sonucu değil bir zorunluluk sonucu IMF'e gideceğiz. Bunu yapmanın da doğru yolu ve yanlış yolu var. Yanlış yolu biz ne yaptığımızı bilmiyoruz. Patladık. Gelin bize ne yapacaksanız yapın IMF'e gitmek. Doğru yolu biz neyi yanlış yaptığımızı biliyoruz. Doğrusunun ne olduğunu da biliyoruz. Şunları 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 yapacağız. Ve bunun sonucunda bu ülkenin ekonomisi düze çıkacak. Bunu yapmamız için bizi fonlayın diye IMF'e. Bunu yapmak doğru düzgün bir bürokrasi ve iktisat politikası aklı gerektiriyor. Ki ona çok ihtiyacımız var. Ancak şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilmek isterim. Türkiye'de bunu yapacak uzmanlık mevcut. Şu anda hükümette ve bürokraside değil. Ama var. Yakın geçmişte yaptık. Yine yapılabilir. Burada büyük bir mesele tahmin ettiğiniz gibi bunun arkasından eli mecbur bir kemer sıkma gelecek olması. Ve o kimin kemerini sıkılacağı sorun olması. Yakın komşumuz Yunanistan çok iyi bir örneği bunun. Yakın geçmişte benzer bir kemer sıkma yaparken sokaklarda ortalığın birbirine girmiş olduğunu, insanların ayaklanmış olduğunu vesaire hatırlıyorsunuz. 2001 sonrasında Türkiye'de bunun olmamış olduğunu hatırlıyorsunuz. Türkiye'de bu soru ortaya çıkmaz. Her zaman emek öder. Türkiye, bütün stabilizasyon maliyetinin daima emeğe yüklendiği, her hükümetin bunu tercih ettiği bir. Bu bölümsel olarak korkunç bir şey. Makro iktisadi stabilizasyon yapmayı çok kolaylaştıran bir şey. Şu anda da, bununla bitireceğim, tercihin bu yöne doğru evrilmekte olduğunu görüyoruz. Hükümetin açıklamış olduğu bir alay, paket, program, tedbir vesairenin içinde bir yaraya merhem olabilecek olan benim gördüğüm yegane şey kısa çalışma ödeneği. Şirketlere işçinizi işten çıkartmayın. Ücretsiz izne de yollamayın. Onun yerine maaşının %40'ını siz verin. %60'ını devlet karşılasın. O %60 da asgari ücretin %150'sine kadar olabilir diyor devlet. Dolayısıyla şirketle çalışanının maaşını paylaşıyor. Bunun bir yük olduğunu görüyorsunuz. Fakat büyük bir yük olmadığını söyleyebilmek isterim. Gene çok sevdiğim, çok aklı başına bir lisans öğrencisi asistan grubum var. Şu rakamları derlediler benim için. 2 milyon başvuru yapılmış. 700 bin kişiye şu anda veriliyor. Üst limitten veriliyor olsa bunun maliyeti alt ayda 2,5 milyar lira. Şimdi bunun 10 katına veriyor olsanız ayda 25 milyar lira vereceksiniz. İlk paket açıklandığını hatırlarsanız 100 milyar liralık bir paket diye açıklanıyordu. Bu şu demek, aşağı yukarı bunu almaya hak kazanabilecek herkese, çeşitli hesaplarla bunun yaklaşık 11 milyon kişi olduğunu görebilirsiniz. 7 milyon kişiye bunu verseniz ayda 25 milyar lira, 100 milyar liranız var diyese bunu yapacak, 4 ay boyunca bunu rahat rahat yaparsınız. Ki sonsuz faydası olur. Ama bunun yerine bir kere daha işçiden, emekten alacak olan bir yöne gidildiğini
Verilen kanun tasarısında işverene tek taraflı olarak işçiyi ücretsiz izne çıkartma ve asgari ücretin çok altında bir işsizlik fonundan ücret alma. Dolayısıyla da işveren tarafından tamamen maaştan kurtulma, işçi tarafından reddedemeyeceği bir şey, devlet tarafından da asgari ücretin %60'ı, %150'si arasında değişen bir şeydense çok daha düşük bir ödemeyle bu işten sıyrılma yolunun açılmaya çalıştığını görüyoruz. Çünkü Türkiye gibi organize emeğin olmadığı yerlerde stabilizasyonun yükü daima emeğe yüklenir. Öte yandan yüklenebildiği için de memlekette makro iktisadi stabilizasyon kolay yapılabilir. Ve bunu yakın geçmişte doğru düzgün bir şekilde yaptık. 2001 bölüşümsel olarak korkunç bir programdı. Ama makro iktisadi sonuçlar olarak yapmaya çalıştığı şeyi yapmış bir program. Bu tarafa atlayayım. Bu nihayetinde şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de şimdikinden daha iyisini yapmanın çok kolay olduğunu çok gönül rahatlıkla söylemek isterim. Buna iktisatta baz etkisi denir. O şu demek, şu anda yapılan o kadar akıl almaz derecede kötü iktisat politikası ki bundan çok iyisini yapmak çok kolay. Hiçbir şey yapmamak büyük ilerleme olur. Ama biraz iyi niyetle, biraz düşünceyle, biraz temel iktisadi akla saygı duyarak, biraz insan aklına saygı duyarak çok çok iyi iktisat politikası yapmak Türkiye'de çok kolaylaştı. Gene acılı olacak fakat nihayetinde yapılabileceğini biliyoruz. Öte yandan bu anlattığım şeyden şunu görmüş olduğunuzu umuyorum. Şu anda pandemi üzerinden iktisadi mesele konuşmakla beraber Türkiye'nin aslında altta yatan iktisadi meselesi bundan daha büyük, daha önemli bir mesele. Pandemi bir şekilde umuyoruz ki kısa zamanda, umuyoruz ki iyi şekilde ama öyle olmuyorsa daha uzun zamanda kötü şekilde, daha büyük zararla geçecek. Sonlu bir şeyden bahsediyoruz. Bu geçtiği zaman biz kendi iktisadi yapımızla kalacağız tekrar. Esas düzeltmek zorunda olduğumuz şey bu. Teşekkür ederim. Çok sağ ol Refet. Refet Hoca aslında çok güzel bir noktada bitirdi. Bu gelir desteğinin, kısa çalışma ödeneğinin katkısı ve önemi üzerine vurguladı. Benim sunuşum da aslında biraz bununla ilgili. O yüzden tam da Refet Hoca'nın bıraktığı yerden ben de devam etmeye başlayacağım. Refet şeyi paylaşımı kesebilir misin? Tabii hemen hocam. Çok sağ ol. Şimdi ben de bir sunum dosyası hazırladım. Onu eklemek istiyorum. Onun üzerinden kısaca anlatmaya çalışacağım. Şimdi Refet Hoca sunuşunun başında Türkiye'de aslında bu pandemi krizinden önce iktisadi krizin olduğunu söylemişti. Bu aynı ölçüde olmasa da dünya ekonomisi için de bir ölçüde geçerliydi. Yani dünya ekonomisi de ekonomik olarak çok rahat bir dönemde değildi bu pandemi krizi başlamadan önce. Örneğin burada 2019 yılında CNBC'den bir alıntı var. 2019 başlarında Avrupa Birliği büyüme tahminlerinde ciddi azaltmalara gitti. Bununla ilgili olarak Krugman'la yapılan bir röportaj var. Krugman'da bu röportajında şunu söylüyor. 2019 sonunda ya da 2020 başında bir resesyonun olma ihtimali çok yüksektir diyor. Yani dünya ekonomisi aslında bu pandemiden önce çok rahat böyle gelişen olumlu bir ortamda değildi. Bunun değişik nedenleri var. Bir tanesi Refet Hoca Türkiye kapsamında derli topluluğu çok geniş olarak değindi. Bir borç yükü. Fakat bu sadece Türkiye'ye özgü değil. Belki diğer ülkelerde, gelişmiş ülkelerde Türkiye'deki kadar büyük bir sorun olmasa da gelişmiş ülkelerde de ve gelişmiş olan ülkelerde de bir sorundu. 2008 yılından sonra, 2008 krizinden sonra tüm dünyada hem hane halklarının hem devletlerin hem özel kesimin artan bir borç yükü olduğunu görüyoruz. İkinci olarak büyüme hızları düşük kaldı 2008 yılından sonra, 2008 krizinden sonra. Ayrıca 2008 krizinden sonra şöyle bir şeye şahit olduk. 2008'e kadar dünya ekonomisinde, belki başlangıcından o tarihe kadar her zaman uluslararası ticaret dünya üretiminden daha hızlı büyüdü. Yani bütün ülkelerde uluslararası ticaretin payı arttı ortalama olarak. Fakat 2008 krizinden sonra uluslararası ticaretteki büyümenin artık aynı oranda devam etmediğini, üretimden daha hızlı artmadığını görüyoruz. Bir önemli faktör ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı dediğimiz olay. Aslında bu sadece ticaret savaşı değil, teknoloji savaşı da aslında söz konusu. Ama bu da dünya ekonomisi açısından büyük belirsizliği arttıran bir faktördü. Son olarak Suudi Arabistan-Rusya çelişkisine değinmek lazım. Bu da tam pandemi krizi başlamadan önce patlak veren bir kriz. İki ülke arasındaki rekabet sonucu petrol fiyatlarının hızlı bir şekilde düştüğünü gördük. Geçtiğimiz günlerde bu konuda anlaşmaya başladılar.
Şimdi bütün bununla birleştirdiğimiz zaman aslında pandemi krizi zaten kırılgan olan bir dünya ekonomisinde patlak verdi. Ve pandeminin yayılmasını engellemek için alınan tedbirler, bir sürü ekonomik faaliyetin durdurulması, üretim üzerinde ve gelir üzerinde çok sert, çok ani bir şoka yol açtı. Bu şoku Ayşe Hoca zaten Amerika örneğinde gösterdi. Şimdiye kadar yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki bütün yıllarda en önemli krizlerde bile yılda işte en fazla haftada en fazla 1 milyon olan işsizlik başvurusu son 3 haftada 7 milyona ulaşmış durumda. Tek bir hafta bazında kümülatif olarak daha fazla. Çok çarpıcı bir gelişmeydi Amerika için. Fakat bu aslında bütün dünya ülkeleri içinde görülen bir şey. Yani birkaç hafta içinde üretimde çok sert kesişleri görüyoruz. OECD geçenlerde bir tahminde bulundu. Dünya ekonomileri için milli gelirdeki daralmanın ne olacağı üzerinde bir tahminde bulundu. Bu şekilde o tahminler görülüyor. Ve bu şekil pandeminin bir yıl sürdüğü zamanki etkisi. Yani bir yıldaki toplam etki bir yıldan kısa sürerse oransal olarak bunu düşünmek lazım. %15'ten %35'e kadar düşen milli gelirde kayıplardan bahsediyor OECD. Ortadaki mavi çizgide görülen Türkiye yaklaşık %24 civarında bir milli gelirde düşüş bekleniyor. Bu etkileri hesaplarken OECD daralan ekonomiler, daralan sektörlerdeki üretim kayıplarını hesaplıyor. Bunun dolaylı etkilerini hesaplamıyor. Yani bir sektör daraldığı zaman bunun diğer sektörler üzerinde de etkisi olacak. Çünkü bir sektörde çalışanların gelirinin düşmesi diğer sektörlere olan talebin de düşmesine yol açacak. Bu etkileri göz önüne almıyor. Ben işte bu etkileri de göz önüne alan bir çalışma yaptım Türkiye için. Ve burada o çalışmanın sonuçları hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Şimdi bu COVID-19'un yaygınlaşmasını engellemek için alınan tedbirlerin ekonomik faaliyetleri daraltması yönünde bir etki oldu. Bunun iki temel kanalı var. Birinci kanalı sosyal izolasyon için ekonomik faaliyetlerin kısıtlanması. Örneğin tüm lokantaların kapanması, işte alışveriş merkezlerinin kapanması, işte pastane gibi yerlerin kapanması, müzelerin, sinemaların kapanması. Bu faaliyetlerin kısıtlanması doğrudan doğruya bu sektörlerin üretimini olumsuz etkiliyor. Ve bu sektörlerde çalışan insanların gelirindeki bir düşüşe yol açıyor. Bu gelir düşüşü de bu insanların diğer sektörlerden olan talebinin düşmesine yol açıyor. Bu birinci etki, doğrudan etki. İkinci bir etki de belirsizliğin artması. Yani ekonomik ortamındaki bu daralma ve pandeminin ne kadar süreceğinin de çok bilinmemesi, buna ek olarak bazı durumlarda ekonomi politikalarında yeteri kadar hızlı şekilde cevap vermemesi ekonomideki belirsizliği arttırıyor. Bunun sonucu olarak hem yatırımların düşmesi hem de genelde bir tüketim talebinin düşmesi gibi bir sorunla karşılaşıyoruz. Çünkü insanlar artık harcamalarını belirsizlikten dolayı kısma eğiliminde oluyorlar. Temel olmayan harcamalarını diyelim. Şimdi bu etkilerin büyüklüğü ne kadar? Bu etkilerin büyüklüğüne bir ilişki bir tahmin yapılırsa işte milli gelirdeki ya da ücretlerdeki düşüş de tahmin edilebilir. Çalışmada ben bazı varsayımlarda bulundum. Bu varsayımlar Google'un bazı verileriyle de uyumlu. Google son günlerde her ülke için Mobility Report adı altında bir rapor yayınlıyor. Ve belli iktisadi alanlarda insanların sayısının ne kadar azaldığını tahmin ediyor. Şimdi burada iki tanesini örnek olarak veriyorum Türkiye için bunlar. Bir tanesi perakende ticaret ve eğlence yerleriyle ilişkinin, yani lokantalar, sinemalar, bu tip yerlerdeki insan sayısındaki azalmayı dolaylı olarak ölçen bir gösterge. Türkiye'de bildiğiniz gibi Mart başında ilk vaka oldu ve tedbirler almaya başladı. Burada gördüğünüz gibi Mart'ın ikinci yarısında ve Nisan'ın başında geçen yıla oranla bu tip yerlerde, yani eğlence yerlerinde ya da perakende ticaretin olduğu yerlerde insanların sayısının yaklaşık %76 düştüğünü görüyoruz. Aynı şey işte süpermarket, bakkal gibi yerlerde de %40'a ulaşmış durumda. Ulaşımla ilgili yerlerde yine çok büyük oranlarda düşüşler var. Yani ekonomik faaliyetteki düşüşü bu göstergeler çok net bir şekilde gösteriyor. Şimdi bu yaptığımız çalışmada bu tip bazı gözlemlerden yola çıkarak alınan tedbirlerin hangi sektörlerde doğrudan üretim kaybına yol açacağını varsaydık. Burada şunu söyleyeyim, bu alınan tedbirlerin büyük bir kısmı idari tedbirler. Yani salgının yayılmasını engellemek için kamu otoritesinin kararı ile bu faaliyetlerin durdurulması. Yani bu bir ticari nedenden dolayı bir kısıtlama değil. Şimdi bizim yaptığımız çalışmada 5 sektörde üretim kaybının %80 olduğunu varsaydık. Bu sektörler havayolu taşımacılığı, konaklama ve yiyecek, seyahat ve tur acenteleri, gösteri, eğlence, müze gibi yerler
ve spor ve dinlence faaliyetleri. Bunların bir kısmında belki %80'i de geçti aslında kayıplar ama bizim ortalama olarak aldığımız bazı alt sektörlerden dolayı %80. Bunun dışında tüketicilerin talebinin düşmesi ve diğer faaliyetlerin durması sonucu belli ürünlerde talebin düştüğünü varsaydık. Örneğin alışveriş merkezleri kapandığı için zaten insanlar bu yerlere gidip alışverişte bulunmuyorlar. Bu sektörlerdeki kaybın %30 olduğunu varsaydık. Bunlar tekstil giyim, petrol, benzinden dolayı, bilgisayar, elektronik eşya, otomobil, mobilya. Bunlar üretici sektörler ve hizmet sektörleri de otomobil satışları, perakende ticaret ve kara taşımacılığında üretimin ve talebin %30 düştüğünü varsaydık. Bu düşüşlere karşı olarak da eczacılık ve telekom hizmetlerine talebin %20 arttığını varsaydık. Ayrıca balık ve gıda içecek sektörlerinde de %13 arttığını varsaydık. Niye bu iki sektörde %13? Çünkü konaklama ve yiyecek sektörlerinde talep düştüğü için, yani insanlar lokantaya gitmediği için, lokantada yiyeceği, yemeği aslında evde yapıyor. Bunun için de gıda sektöründen talepte bulunuyor. Bu yiyecek sektöründeki, yani lokantalardaki üretim düşüşünü telafi edecek kadar gıda içecek alacağını varsaydık, o da %13'e tekabül ediyordu. Şimdi bizim yaptığımız bu varsayımlar altında bu sektörlerdeki düşüşün, bu sektörlerde ne kadar gelirde düşüşe yol açtığı, bu gelirdeki düşüşün de diğer sektörler üzerindeki talebe olan etkisini göz önüne alarak bütün sektörler üzerinden büyük tahminde bulunmak. Tabii burada her şey varsayıma dayandığı için farklı varsayımın etkisini görmek için 3 ayrı senaryo oluşturduk. Birinci senaryoda demin gösterdiğim varsayımla yaptık. Bunun dışında bir ek bir varsayım yapmadık. Yani talep daralıyor, ihracat aynı oranda daralıyor. Buna karşın devlet tüketimi değişmiyor, yatırımlar değişmiyor ve diğer sektörlere olan talep değişmiyor. Yani diğer sektörlerden olan özel tüketim değişmiyor. Bu ilk senaryo. İkinci senaryoda, birinci senaryodaki varsayımlara ek olarak yatırımların %20 düştüğünü ve diğer tüketim sektörlerindeki özel tüketim talebinin de %10 düştüğünü varsaydık. Üçüncü senaryo bu ikisi arasında yatırımlarda %10, tüketimde %5 düşme varsayıyoruz. Bu varsayımların aslında iyimser varsayım olduğunu söylemem lazım. Çünkü yatırımlardaki belki daralış, özellikle bu süreç devam ettiği müddetçe %20'den fazla olabilir. Diğer sektörlerin tüketimdeki talep de %5 ya da %10'dan fazla olabilir. Biz yani bir anlamda iyimser ve bu sürecin çok uzamayacağı varsayımı altında bu tahminleri, bu varsayımları yapmış olduk. Bu senaryolara ek olarak da 3 ayrı politika üzerinde durduk. Bu politikaların etkisini analiz ettik. Birinci politika, bu politikaları analiz ederken 3. senaryoyu baz aldık. Yani 3. senaryodaki durumun üzerine politika uygulanırsa ne olacak gibi. Birinci politikada işini kaybeden tüm işçilere net gelirlere kadar bir gelir desteği veriliyor. Bu net gelir derken gelir vergisini ve sosyal güvenlik primlerini çıkarıyoruz. Bunlar çıktıktan sonra işine geçen net ücretin işini kaybeden işçiler açısından verildiğini varsayıyoruz. İkinci politikada buna ek olarak serbest meslek sahipleri ve küçük aile işletmelerine de belli bir gelir desteği verildiğini varsayıyoruz. Bu gelir desteği serbest meslek sahipleri ve küçük aile işletmelerinin krizden önceki tüketimlerini devam ettirebilecek kadar olan bir destek. Bu da şu açıdan önemli. Özellikle biraz önceki tabloda gösterdiğim lokanta ya da diğer sektörlerde, seyahat sektöründe ya da konaklama sektöründe işletmelerin önemli bir kısmı aslında küçük aile işletmesi. Bu faaliyetlerin durması aslında yani işçi statüsünde çalışmayan diğer insanların da gelirinde bir düşüşe yol açıyor ki bu gelir düşüşü oldukça yüksek çıkıyor. Üçüncü politika aslında ikinci politikanın aynısı fakat üçüncü politikada ek olarak yatırım ortamındaki kısmı düzenleme sonucu yatırımlardaki düşüşün %10 değil %5 olduğunu varsayıyoruz. Yani daha iyimser bir ortam olduğunu varsayarak politikanın etkisini inceliyoruz. Şimdi buradaki çalışmayı şöyle özetleyebiliriz. Sektörleri temelde aslında iki gruba ayırmış olduk. Bir faaliyeti kısıtlanan sektörler, sol taraftaki sektörler. İkincisi de sağdaki sektörler, diğer sektörler. Kısıtlanan sektörler biraz önceki tabloda gösterdiğim konaklama, lokanta, işte seyahat, eğlence yerleri gibi sektörler. Diğer sektörlerde geri kalan tüm sektörler. Diğer sektörler genelde yatırım malı üreten sektörler ya da ara malı üreten sektörler. Şimdi bizim kullandığımız veriler 2017 verileri. 2017 yılında Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası 850 milyar dolardı.
daha rahat karşılaştırılabilir diye dolar cinsinden hesapladık biz de verileri. Yalnız şunu söyleyeyim. 2017'de gayri safi yurt iç hasıla 850 milyar dolar. Son yıl 2019 yılında 750 milyar dolar. Yani Türkiye'nin milli geliri aslında dolar bazında düştü. O yüzden de buradaki rakamları hani yakın zamana göre düşmek istersek yaklaşık %10 düşük almamız gerekecek. 2017 yılında kısıtlanan sektörlerde, yani şu anda faaliyeti kısıtlanan sektörlerde toplam üretim miktarı 204 milyar dolardı. Bu 204 milyar dolarlık katma değeri yaklaşık 7.3 milyon kişi üretti. Bu soldaki şekilde aşağıda görülen kişiler. Bu şekilde her bir insan figürü yaklaşık 500 bin kişiyi gösteriyor. Yani iki insan 1 milyon kişiye karşılık geliyor. 204 milyar dolarlık katma değer firmalar işletme artığı olarak, işçiler ücret olarak ve devlet vergi olarak paylaştı. Yani katma değer vergisi olarak. Bunun üzerine tabii gelir vergisi de alıyor. Diğer sektörlerdeki üretim 650 milyar dolardı ve bu sektörlerde 21 milyon kişi çalıştı. Şimdi bu kısıtlanan sektörler faaliyetleri demin gösterdiğimiz varsayımlar kadar daralırsa üretim kaybı %46 oluyor. Yani bu kısıtlanan sektörlerin toplam üretim kaybı %46 oluyor. 110 milyara düşüyor. Bu sektörlerde çalışanların yaklaşık yarısı üretim kaybı kadar bir işten çıkarma söz konusu olursa yarısı işten çıkıyor. Yani 3 milyondan fazla insan, yaklaşık 3,5 milyon insan bu sektörlerde işsiz kalıyorlar. Ki Refet de biraz önce söyledi, bu kısa çalışma ödeneğine başvuran insan sayısının 2 milyon olduğu açıklanmıştı geçen hafta. Büyük bir ihtimal daha bu ödeneğe başvurmayanlar da var ya da şu anda henüz işten çıkarmayanlar da var. Bu sayılar o anlamda oldukça gerçekçi. Şimdi bu o kadar insan işten olunca ya da gelirden olunca tabii ki bu insanların diğer sektörlerde olan talepleri de düşecek. O yüzden de diğer sektörlerde de bir üretim kaybından bahsedebiliriz. Bu üretim kaybını girdi çıktı tablosunu kullanarak hesaplamamız mümkün. Çünkü kısıtlanan sektörler diğer sektörlerden girdi de temin ediyor. Aynı zamanda bu sektörde çalışan insanlar büyük ürünler olan talepleri de var. Bu iki etkinin toplam sonucu da diğer sektörlerde ek olarak %16 düşüş öngörüyoruz. Bu sektörlerin üretiminde 100 milyar doları aşan bir kayıp olacak. Ve bu sektörlerde çalışan yaklaşık 3,5 milyon kişinin daha işsiz kalması söz konusu. Yani işsiz sayısında çok büyük bir artış bekleyebiliriz. Tabii burada şunu da belirtmem lazım. Seyfettin Hoca'nın güzel bir çalışması vardı. Çalışan işsiz diye bir tanım geliştirdi. Bu belki de Türkiye açısından doğru olabilecek bir şey. Çalışıyor görülüp aslında işsiz olan bu yasal düzenlemelerden dolayı insanlar var. Bu yüzden bu kadar işsizi belki istatistiklerde görmeyeceğiz ama fiili olarak işinden olan ya da çalışma süresinden feragat eden insan sayısı bu oranlarda olabilir. Bu varsayımlar geçerli ise. Şimdi politikaların etkisi ne olabilir? Yine burada özet olarak söylüyorum. İkinci politikayı uygularsa devlet yaklaşık 54 milyar dolarlık bir destek sağlaması lazım. Fakat bu 54 milyar dolarlık destek sağlandığı zaman kısıtlanan sektörlerde üretim artışı çok fazla olmuyor. Onlar zaten kısıtlanmış sektörlerdi. Ama diğer sektörlerdeki üretim kaybı %16 değil, %4 oluyor. Yani bu gelir desteği diğer sektörlere olan talebi büyük ölçüde arttırabildiği için milli gelirdeki kaybı büyük ölçüde telafi etmiş oluyor. Ve bunun da işsizlik üzerinde önemli bir katkısı oluyor. Çünkü artan talep sonucu tekrar istihdamda bir artış olması mümkün. Üçüncü senaryo bazında. Bu üretim artışı sonucu tabii devletin de gelirleri artıyor. Bu gelirleri de hesaba katarsak gelir desteğinin devlete net maliyeti 34 milyar dolar. Ki çok yüksek bir rakam değil. Milli geliri oranladığımız zaman milli geliri oranlı olarak %5 civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Hatta biraz daha aşağıda. Şimdi burada sektör olarak da bahsedersek bu kısıtlardan en çok etkilenen sektörler demin bahsettiğimiz sektörler. Seyahat, havayolu, konaklama ve yiyecek, kültürel faaliyetler gibi sektörler. Bunlarda %80'e yakın bir üretim kaybı söz konusu. İstihdam açısından bakarsak da yine bunlar tabii bir kısmı istihdamın çok olduğu sektörler. Konaklama ve yiyecek sektöründe istihdam kaybının 1 milyona bulması söz konusu. Perakende ticaret ve tekstil bunlar da istihdamın çok olduğu sektörler. Bunlarda da istihdam kaybının 900 bine, 800 bine ulaşması söz konusu şayet herhangi bir tedbir alınmazsa.
Burada özetle söyleyeyim bu senaryoda ve politikalardaki etkileri. Bazı senaryo, üçüncü senaryoyu baz alırsak milli gelirde 850 milyardan 650 milyar dolara bir düşüş söz konusu. Fakat demin bahsettiğimiz gelir desteğinin sağlanması durumunda milli gelir 736 milyar dolar oluyor. Yaklaşık 120 milyar dolarlık bir düşüş var kriz olmaması durumuna göre. Bu politikanın yani devletin 54 milyarlık brüt, 34 milyar dolarlık net yaptığı harcama sonucu milli gelir 650 milyar dolardan 740 milyar dolara çıkıyor. Ki bu da gerçekten ciddi bir artış. Burada özel tüketim, ücret ve işletme artığı dağılımı var katma değerin. Buna girmeyeyim ama sadece çalışan sayısına değineyim. 2017 yılında çalışan sayısı yaklaşık 23 milyondu. Şayet herhangi bir tedbir alınmazsa bu sayı 17 milyona düşecek. İşsizlik de %11'den %28'e çıkacak. Buradaki işsizlik oranı 2017 yılındaki işsizlik oranı, 2019'daki işsizlik oranı bundan daha yüksekti. %13-%14 civarındaydı. Demek ki bu krizin etkisi işsizlik oranında yaklaşık 2,5-3 kat artışa yol açacak. Herhangi bir politika tedbiri alınmazsa. Daha önce özetlediğimiz politika tedbirleri alınırsa işsizlik oranı %22,5'a düşecek. Yani gelir desteği, işini kaybeden işçilere ve gelirini kaybeden küçük aile işletmelerine ve serbest çalışan serbest meslek sahiplerine yapılan gelir desteği, krizin etkisinin yaklaşık yarısının telafi edilmesine yol açabilecek. Bu aslında ciddi bir etki, ekonomik olarak önemli bir etki. Fakat bu ekonomik etkinin yanında sosyal olarak böyle bir uygulamanın yapılması gerektiğini de vurgulamak lazım. Çünkü bu sektörler ve bu sektörlerde çalışan insanlar kendi tercihleri ya da kendi hataları sonucu bu durumla karşılaşmadılar. Bu tamamen idari tasarruf sonucu olan bir şey. Yani toplumun sağlığının korunması amacıyla alınan bir tedbir. Bunun sonucu olarak bu faaliyetler durdu. O yüzden de toplumun bu kesimlerin kaybını telafi etmesi gerekiyor. Bunun nasıl yapılacağı konusunda belki ikinci turda daha fazla konuşabiliriz. Refet Hoca zaten ilk turda bununla ilgili bazı görüşlerini iletti. Bunu daha sonraki turda özellikle Refet Hoca'ya top atarak değinebileceğimizi söyleyeyim. Benim sunumum da burada tamamlanıyor. Burada sorusu olan katılımcılar varsa daha başta söylediğimiz gibi chat kısmından sorularını yazabilirler. Birkaç soru geldi. İsterseniz ikinci turda hocalarımızın başka söylemek istedikleri şeyler olabilir. Onları da alalım. Bu arada katılımcılardan soruları olan varsa, onlar da sorularını yazarlarsa hocalarımız bu soruları da cevaplayacaklardır. Evet, bir de soru cevap kısmında da sorular gelmiş. Hocalarımız zannediyorum orada görüyorlardır. Sorularınızı yazarken kime sorduğunuzla yazarsanız iyi olur. Direkt ilgili hocamız o soruya cevap verir. İsterseniz Ayşe Hocam, siz sorulara bakabildiniz mi? Baktım. Birkaç cevap verebilirim Erol Hocam isterseniz. Olur, oradan isterseniz şey yapalım, başlayalım. Tamam. Yani ilk baştaki sorularla başlayacağım. Kamil Hocam sormuş bu benchmark'taki çizdiğiniz grafik biraz fazla iyimser değil mi diye. Aslında o konuyla ilgili konuşmak istediğim başka bir şey de var. Bizim bu ilk yaptığımız deneyde toplumun neredeyse aslında %95'i enfekte oluyor. Gene aldığımız bu SIR modeli dediğim modelden çıkan sonuçlarda eğer hiçbir şey yapılmazsa bir yıl içinde toplumun %95'i enfekte oluyor. Fakat esas bilinmez, yani bu modellerden de çıkmayan ve halen de burada insanların tartıştığı ölüm oranının aslında tam olarak ne olduğu. Çünkü şu andaki verilere baktığınızda ölüm oranı diye yazdıkları sayılar genellikle ölen kişi ama neye bölünmüş? Hasta kişisine, hasta sayısına bölünmüş. Ama tam anlamda bir ölüm oranını bulmak için aslında bütün enfekte olan kişilerin ne olduğunu bilmek gerekiyor. Çünkü bu COVID'de söylenilen enfekte olup da bir semptom göstermeyen insanların sayısının çok olduğu. Yani belki bilim akademisinin üyelerinden bu konuyu daha iyi bilenler vardır. Tabii ki bu benim özel olarak bildiğim bir şey değil.
Ama burada okuduğumuz, buradaki tartışmalardan anladığım ölüm oranları hakkındaki bir belirsizlik. Dolayısıyla bu sayının tam ne olacağını, modelde de nasıl kullanılacağına biz de karar vermiş değiliz Kamil Hocam. Dolayısıyla o benchmark sayıları da değişebilir zaman içinde. Ama enfekte sayısını bayağı yüksek tuttuk. Hiçbir şey yapılmasaydı Amerika'da kaç milyon insan ölürdü sorusunun cevabı çok kolay bir soru değil. O konuda da hani araştırmalarımıza devam edeceğiz büyük ihtimalle. Mehmet Ali Alper Hocam şey sormuş, her karantina modelinde hasta sayısı aynı mı diye sormuş. Yaptığımız karşılaştırmada yani random olarak nüfusun bir kısmını karantinaya almak ya da sadece yaşlıları karantinaya almak karşılaştırmasında evet. Yani şöyle aslında enfekte sayısından çok kaç kişinin, nüfusun ne kadarının evde kaldığı oranı aynı o iki karşılaştırmada. Ama bu demek değildir ki enfekte oranları aslında aynı olurdu bu şekilde karantinalanma yapılsaydı. Onun cevabı da çok kolay bir cevap değil. Bizim aynı tuttuğumuz kişi sayıları. Ne kadar, nüfusun ne kadarı evde tutulmaya, evde kalmaya zorlandılar. O ikisi birbiriyle aynı. Ayhan Kantar Hocam çok zor bir soru sormuş. Buna cevap verebilir miyim bilmiyorum. Türk ekonomisinin en önemli sorunu ne demiş. Bunu belki ikinci turda baştan hep birlikte konuşuruz. Sadece bu pandemiyle ilgili değil de genel olarak sormuş. Sorulardan başka bir tanesi de kriz boyunca toplumun alım gücünün düşeceği aşikar. Ali Hocam sormuş. Büyük şirketler 2020 hedeflerini tutturamama kaygılarıyla işten çıkarmalara başlayınca bu iyice bir kötü spirale sebep olmayacak mı diye. Yani Amerika çok ilginç aslında. Amerika'da hemen işten çıkarılmalar başladı. Gördüğünüz gibi bu işsizlik sigortalarına başvurular 1-2-3 haftada 17 milyon insana çıktı. Büyük bir hızla. Buradaki sistem ki Refet Hocam çok güzel bir şey dedi. Mesela Türkiye'de yapılabilir, başka ülkeler de yaptılar. Avrupa çok yapıyor bunu. Devlet şirketlere yardım veriyor. Diyor ki sen işten çıkartma elemanlarını, biz size şu kadar yardımda bulunacağız. Bu Amerika'nın hiç yapmadığı bir şey. Amerika'da genelde yani çok ufak pakette çok ufak öyle bir kısım var ama genelde başvurulan yöntem biz sizi çıkarıyoruz. Durum düzelince alırız inşallah. O arada siz de devletten şu kadar destek alırsınız, devlet ne veriyorsa. Bir farkı bu krizin, yani bu kriz gerçekten şimdiye kadar yaşadığımız krizler gibi ne zaman biteceği bilinmeyen bir kriz değil. Bitecek bu kriz, bunu biliyoruz. Refet Hocam da söyledi bunu. Ya bir sene sonra bitecek ya biraz daha sonra bitecek ama bitecek. Dolayısıyla şirketlerin hareket varsayımlarında ya da ileriye dönük varsayımlarında çok belirsizlikleri az. Eğer ki çok büyük ekonomik değişikliklere sebep olmazsa bu kriz, ileride insanları aynı şekilde işe alabileceklerini düşündüklerini tahmin ediyorum. Ama tabii bazı değişiklikler olacaktır, bazı şirketler küçülüp bazı şirketler büyüyecektir bunun sonunda. Bu Amerikan yönteminin onlara bir bu konuda daha bir kolaylık sağladığını belki düşünüyorlar. Yani şu anda işten çıkardıklarını hepsi almak zorunda değil. Ola ki eğer küçülmek zorunda kalan ya da iflas eden şirketler olursa bu iş gücünün daha belki de flexible bir şekilde başka şeylere kaydırılma, başka alanlara kaydırılma olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorlar. Ama bu çok Amerika'ya özgü bir yöntem. Yani her ülkenin bu işle savaşma şekli farklı olacak. Çünkü gerçekten alışkanlıkları, kurumsal yapıları her ülkenin birbirinden çok farklı. Ben şimdilik bunlarla sonuçlayayım cevaplarımı. O arada bakarım başka sorular var mıydı diğer olacağım. Çok sağ olun hocam. Refet Hocam, isterseniz şimdi size söz vereyim. Size de epey bir soru geldi. Sanırım onları okuyorsunuz. Öyle.
Bunların hemen hepsini okuduğumu sanıyorum. Fakat hepsine yetişemeyebilirim. Yetişemediklerimden özür dilerim. Bir genel sepet olarak IMF yerine Fed yahut da ondan önce genel olarak bu Fed swap line üzerine sorular var. Bilmeyen için bunun ne olduğunu söyleyeyim. Swap takas demek ve bir uluslararası finans aracı. Özel sektörde kurumlar birbirleriyle bunu zaten yapabiliyorlar. Yani benim elimde bir şey var, sizin elinizde başka bir şey var. Birbirimizinkine ihtiyacımız var fakat bunu satamıyoruz hiç nedenlerle. Mesela bunları zaten borç almıştık başkasından, geri vereceğiz bu noktada. Bir süre için takas ediyoruz, kullanıyoruz, sonra geri döndürüyoruz bunları. Bu swap. BDDK'nın şu anda bizim bankacılık sistemimizin gırtlağını sıktığı şey de swap. Bankacılık sistemimizin dün itibariyle uluslararası swapları aşağı yukarı yasaklandı. Bu da kısa vadede lira üzerinde baskıya biraz yardımcı olan bir şey. Çünkü yurt dışına lira verip karşılığında bizim bankacılık sektörümüzün döviz almasını engelliyor. Çünkü yurt dışına lira aldıkları zaman o lirayı, borç aldıkları lirayı, swap aldıkları lirayı satıyorlardı. Açığa satmak denen şey bu. Kendisine ait olmayan lirayı satıyordu. O liraya değer kaybettiren bir şey. Her ne kadar liranın değer kaybetmesini biraz yavaşlatsa da bir taraftan da Türkiye sermaye girişini çok yavaşlatıyor. Çünkü swap'la dengeleyemeyeceği işi yapmak istemiyor yabancı yatırımcı. Şimdi Fed 2008 krizi sırasında şu ortaya çıktığında Amerika dışındaki bazı yerlerde de büyük bir dolar ihtiyacı var. Ve bu yerler o doları bir şekilde piyasadan bulmaya çalışırlarsa yaptıkları işlemlerle Amerikan ekonomisini etki etmeye başlıyorlar. Yeterince büyükler. Onun için de buraların merkez bankalarıyla Fed swap anlaşmaları yaptı. Dedi ki tamam siz bana yerli paranızı getirin, ben size dolar vereyim. Bunu sağdan soldan bulmaya çalışmayın. Biz bu ülkelerden biri değildik. Bu kriz sırasında tekrar aynı şeyi yapmaya başladı. Biz yine bu ülkelerden biri değiliz. Şu anda hükümet bunun olmasını istiyor ve devamlı okuyoruz işte G8'den bunu istediler, G20'den bunu istediler, Fed'le swap line isteniyor falan diye. Çünkü nihayetinde dolar ihtiyacı aşikar. Olursa iyi olur tabii ama çözüm olmaz. Çünkü bunlar nihayetinde 3 aylık swaplar. Yani şunu hatırlayın, 2001 IMF programı mesela, stabilizasyon programı 7 yıllık bir programdı. 2001'de başlayıp 2008'de bitti. Ve 5 yılı bayağı icrası olan programdı. Yani o program diyordu ki, senin doğru düzgün bir reform yapman 5 yıl sürecek bir iş, seni buna göre fonlayacağım. Ona göre de bir yol planı oluşacak. Şimdi ihtiyacınız olan şey böyle bir şeyse eğer, ki biz yine bu tür bir şey arıyor olacağız. Yani yıllarla ölçtüğümüz bir şey arıyor olacağız. 3 aylık bir swap, tabii derdimiz 3 ay erteler. 3 aylık bir döviz girişi olmuş olur. Fakat 3 ay sonra dünya düzeldiyse artık Fed bu swap line'leri devam ettirmek istemiyorsa, hani Fed bakıp ya bu liraların bana bir faydası yok, o dolarların orada dolaşmasını istemiyorum ben dediği zaman aynı yere dönmüş olacağız. Dolayısıyla bu ertelemek bakımından bir işe yarar ama çözüm olarak bizim aradığımız tür uzun vadeli bir fonlama değil. Bununla beraber gelen Fed'in bütün dünyanın bir nevi merkez bankası olmasının sakıncaları üzerine sorular var. Var tabii sakıncaları. Yani bu sadece siyasi bir şey değil, iktisadi bir şey de. Ülkeler birbirleriyle ticaret yaparlarken bir para kullanacaklar. Bizimkisi gibi pek kimsenin aldırmadığı paraları, hani kendimizin dahi kullanmaktan intima etmeye başladığımız paraları diğer ülkeler kullanmak istemiyorlar. Çoğu zaman biz de onların ikini kullanmak istemiyoruz. Nihayetinde gidip herkesin böyle bir şekilde değer atfettiği bir şey kullanıyoruz. Şu anda dolar. Zamanında pound'u. Hani ebediyen böyle kalmayacaktır bu gene. Ama dominant bir para hemen her zaman oluyor. Ve dünya tabii küreselleşmenin artması, uluslararası ticaret bağlarının artmasıyla da bu invoicing currency vesaire denen şeyler gittikçe önemlileşmeye başlıyor. Düşünmeye değer konular gerçekten. Bu işi IMF üzerinden yapmanın bir başka faydası daha şeffaf olması olabilir mi? Ama öbür yandan acaba bir zararı da bir şekilde bunun karşılığında bize görmediğimiz bir fatura kesilmesi olabilir mi? Siyasi bir faturası olabilir mi? Soruları var. Olabilir. Yani ülkelerle IMF dediğiniz şeye de baktığınız zaman nihayetinde bunun büyük sermayedarlarının Amerika ve Avrupa Birliği olduğunu görmek gerekiyor. İş yaptığınız zaman bu hiçbir zaman iktisat değil. İktisat zaten hiçbir zaman sadece iktisat değil. Her zaman bir ekonomi politik. Ve bunun bir siyasi tarafı olur. Şimdi böyle bakıldığı zaman bir taraftan endişe etmek gerekir. Bir taraftan ya hani sövüktürüyorduk biz bu insanlara. Şimdi gidip 10 milyarlarca dolar istemek de kolay olmayacak diye düşünmek de gerekebilir. Karşılığında acaba bizden ne isterler diye düşünmek de gerekebilir. Gerekir hakikaten. Öte yandan alternatifi bunun
hala pek Allah'a şükür duyulmadığı üzere işte Katar'dan isteriz, Çin'den isteriz vesairese, yani bir oralarda öyle bir kaynak yok. İki, hani Çin bize 100 milyar dolar versen bundan çok korkarım. Neyin karşılığına verdi? Haberimiz bile olmaz çünkü çocuklarımız öğrenir ne verdiğimiz. Halbuki bunu IMF'le yaptığım zaman conditionality'de yazıyor zaten. Neyin karşılığında verdiğimizi biliyoruz. Bizden beklenen ne olduğunu söyleyerek alıyoruz. O taraftan çok daha açık. Hani işte yanında bir de ne bileyim ben İngiltere'yle bilmem ne anlaşması olduysa bizde yok ama İngiliz basınından da onu okuyup öğrenebiliyoruz. İngiltere'nin bizden ne istemiş olduğunu. Dolayısıyla o taraflarla iş yapmak biraz daha şeffaf geliyor bana. Daha iyi olmayabilir ama en azından başımıza ne geldiğini daha iyi bildiğimiz şeyler olabilir. Onun dışında çok teşekkür ederim. Burada bir sürü soru var. Bunların hepsine yetişmeye kalkarsam eğer bu vaktin hepsini ben yiyeceğim. Onun için burada Erol Hoca'ya aktarayım. Mümkün oldukça bunu işte Twitter'dan sağda solda işte YouTube'a bir konuşma yükleyerek falan biraz daha genel olan sorulara cevap vermeye çalışacağım. Tekrar çok teşekkür ederim ilginiz için. Çok sağ olun hocam. Ben konuşurken siz de diğer sorulara bakarsanız çünkü epey bir soru geldi. Bir son bir tur daha yaparız benden sonra. Konuşmayı tamamlarız. Şimdi bana gelen bazı sorularla ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Bir tanesi Ali Demirel Bey sağ olsun Google verisi ile ilgili bir açıklama yaptı. Google verisi harcamayı değil insan rotasyonunu gösteriyor dedi ki doğru. Ben zaten onu sadece bir örnek olarak gösterdim. Google verilerinde örneğin bu eğlence yerlerindeki rotasyonun %76 düştüğünü fakat marketteki rotasyonun %40 düştüğünü gösteriyordu. Fakat marketteki rotasyonun düşmesi ki zaten market saatleri falan kısıtlandı o yüzden yani rotasyonun azalması beklenen bir şey. Ama harcama azalmadı. Belki de ilk haftalarda harcama arttı. Zaten biz de bizim varsayımlarda o sektörlerde yani market alışverişinde talebi %40 düştüğünü varsaymadık. Yani direkt Google'un verisini kullanarak hesabı yapmadık. Bunu sadece ben ek bir gösterge olarak sundum. Fakat bu tip krizlerde etkiyi çabuk değerlendirmek için frekanslı yüksek veriye ihtiyacımız var. Günlük veriye ihtiyacımız var. Aslında devletin elinde bu tip imkanlar var. Bunlar hani genel kamuoyuyla paylaşılırsa da biz iktisatçılar açısından analiz yapmak daha kolay olacak. Şimdi bir başka soru da Ali Petek Bey'in sorusu bu yapılacak desteğin nasıl olması gerektiğini. Şayet nakit mi yapılabilir ya da harcama çeki olarak mı yapılabilir diye bir sorusu vardı. Çünkü nakit olarak verildiği zaman desteğin bunun bir kısmının ittihar tehlikesi olduğu yani bu paranın harcanmayabileceği, bir kısmının harcanmayabileceğini söylüyor. Bu doğru. Nakit desteği yapıldığı zaman bunun desteğin tamamı harcanacak diye bir şey yok. Çünkü insanlar harcamalarını genel olarak kısıtlama eğilimindeler. Fakat bence nakit desteği bunun en pratik ve en hızlı yönü. Çünkü Ayşe Hoca'nın özellikle o işsizlik başvurularıyla, Amerika için işsizlik başvurusuyla ilgili verisinde çok net görüldüğü gibi, ki o bence bütün ülkeler için geçerli, bu kriz çok sert vurdu ve çok kısa sürede çok sayıda insanı etkiledi. Bu yüzden de bunun politikanın tepkisi de çok hızlı olması lazım. Hızlı bir şekilde bu gelir desteklerini verebilmek lazım. Ki şu anda Türkiye'de devletin elinde bunu yapabilecek her türlü imkan var. Çünkü şu anda kim 65 yaşının üzerinde, 65 yaşının üzerinde olanlar nerede yaşıyor? Şubat ayında kimler çalışıyordu, şimdi kimler çalışmıyor, bunun ev adresi nedir, telefon numarası nedir? Bütün yani olabilecek her türlü bilgi devletin elinde var. E-Devlet'e girdiğimiz zaman gördüğümüz her şey devletin elinde olan bir bilgi. Bu yüzden de devlet çok kısa bir sürede nakit desteği verebilir ve vermesi lazım. Bu bence en etkili tedbir olacaktır. Bunun gecikmesi, farklı yollara denenmesi vakit kaybından başka bir şey olmayacak. Bu aynı bu maske dağıtımında olduğu gibi. Yani maske dağıtımıyla ilgili satılacak dendi, postane yolundan dağıtılacak dendi, şu dendi, bu dendi. En sonunda eczaneler üzerinden dağıtılsın dendi ki işte en başında yapılması gereken bir şeydi. Belki çok aşırı bir vakit kaybedilmedi ama sonuçta bu kadar küçük bir olayda bile bir vakit kaybı, insanların zaten bir belirsizlik, gerginlik var, bunu arttıran bir uygulama doğru olmadı. Bu yüzden de gelir desteğinin de bence yapılmasını sağlayabilecek özellikle kayıtlı kesim için bilgi devletin elinde var. Burada temel sorun kayıtsız kesim, yani kayıtsız çalışan işçiler. Bizim tahminlerimize göre bu işinden olma tehlikesinde olan insanların yaklaşık 1/4 kayıt dışı çalışan insanlar. Ama onlar için de ayrı bir yöntem düşünmesi gerekli.
Bir soru, o insanların bu krizin bir yıl sürmesi durumunda insanların harcama davranışlarındaki değişim üzerine bir çalışma var mı şeklinde bir soru vardı. Bunu bilemiyorum. Fakat bunun için daha erken sanki. Çünkü insanların davranışındaki, harcama davranışındaki değişiklik bu sürecin ne kadar süreceğiyle de, ne kadar zaman alacağıyla da ilişkili. Kısa sürede olursa çok fazla bir etkisi olmayabilir. Ayşenur Büyükgöz'e Kavas eksik istihdamla ilgili sorusu var. Tabii bu bizim yaptığımız tahminler toplam iş gücündeki daralmayı gösteriyor. Bunların işsiz mi kalacağı yoksa daha sert mi çalışacağını, eksik istihdam olacağının ayrımını vermemiz mümkün değil. Bu biraz da politika tedbirlerinin nasıl alındığına bağlı. Sonuçta diyelim ki biz %25 istihdam kaybı olacak diyorsak bu toplam iş gücündeki talepteki daralmaya karşılık geliyor. Burada şunu en son olarak söyleyeyim. Gelir desteğiyle birlikte aslında uygulanması gereken iş sözleşmesinin sürekliliğinin sağlanması. Yani bu insanların işten çıkarılmaması. Çünkü sonuçta bu kriz bitecek. Yani 3 ay, 6 ay, 9 ay sonra neyse bitecek. Krizden çıkış süreci de çok önemli. Krizden çıkış sürecinin çok hızlı, daha hızlı olması için mevcut iş sözleşmelerinin devam etmesi önemli. Ki yine çünkü insanlar bir işlerinde çalıştığı zaman firmaya özgü bir insan sermayesi de ediniyorlar. Bunun kaybedilmemesi lazım. İş sözleşmesinin bitmesi işte bu insan sermayesinin kaybına da büyük ölçüde yol açacak. Yani gelir desteği kadar bunun sürekliliğinin sağlanması da önemli. Ki gelir desteği de aslında bunun bir aracı olabilecek olan bir politika. Ben burada durayım. Sözü tekrar son kez olarak hocalarıma vereyim. Ayşe Hocam, size başka birkaç soru daha geldi galiba. Hem o sorulara cevap mahiyetinde hem de toparlama mahiyetinde ne söylersiniz? Tamam, çok mersi, çok teşekkürler Erol Hocam. Şöyle bir soru gelmiş. Etik olarak bakıldığında ABD'de yapılan yardımların çoğu şirketlere, özellikle havayolu şirketlere yapılırken student debt, yani kimlere yapıldığı konusunda bu desteğin. Aslında şu anda Amerika'nın yaptığı destek, şimdiye kadar yaptığı desteklere göre çok çok daha fazla ve çok daha işsizliği yaşayacak insanlara da yönelik. Yani sadece şirketlere yardım yapıyor diyemem ben bu pakete baktığımda. Hatta şirketlere olan yardım da zaten sonuçta şirketler de bu insanlara iş veren yerler. Dolayısıyla şirketlere de yapılan yardımların da yararlı olacağını düşünüyorum. Onun dışında mesela kirasını ödeyemeyenlere şimdiye kadar yapılan şeylerin yapılmamasını, beklenmesini, insanların evlerinden atılmamasını öngören bir sürü değişiklikler yapıldı. Ya da evi olup da mortgage'ını ödeyemeyen, bankaya borcunu ödeyemeyen öğrenciler de eğer bankaya olan öğrenci borçlarını ödeyemiyorlarsa onlara da çok kolaylıklar sağlandı. Yani aslında Amerika şimdiye kadar yapmadığı kadar iyi bir paket çıkarttı ortaya. Ama o kadar farklı sorunları var ki Amerika'nın, mesela Türkiye'de olmayan. Dediniz ki siz Türkiye'de eczanelerden maske dağıtıldı. Burada halen maske yok. Bana bir Çinli öğrencim maske yolladı, bir de başka bir arkadaşım maske dikti yolladı. Yani bu Amerika gibi dünyanın en zengin ülkesinde maske yok. Dolayısıyla çalışılan, açık olan yerlerin her mesela restoranlar, servis, yani içeride gidip oturamıyorsunuz da yemek servisi alabiliyorsunuz. Çalışan elemanlarının bir sürüsünün maskesi yok. Buna benzer bir şekilde bu yardım paketini dağıtmakta da zorluk çekecekler. Yani işsizlik sigortası şimdiye kadar olan kurumsal bir yöntem. En kolay onlar ulaşabilecekler bu paraya. Ama şirketler büyük zorluklar çekiyorlar şimdi. Hangi formlar doldurulacak, hangi bankaya başvurulacak? O kadar o konularda aslında beceriksiz bir tarafı var ki Amerika'nın. Hani sonunda bu para ne kadar zamanda dağıtılacak onu gerçekten anlamak, başından bilmek güç. Ama hani kapatacak olarak gene şeyi hatırlatmak istiyorum. Yani bu pandemik bir bildiğimiz daralma değil. Bu ekonomik daralma, şimdiye kadar gördüğümüz ekonomik daralmalarla aynı değil. Bu hükümetin yaptığı bir daralma. Evden çıkmayın dediği için, çalışmayın dediği için yapılan bir daralma. Dolayısıyla bu virüs geçtiğinde ne kadar çok ayakta kalabiliriz, ne kadar daha iflasları azaltıp
insanların bir 6 ay dayanmasını sağlayabiliriz şekline yönelik önlemler alınması çok önemli. Bu önlemlerin hiçbiri tabii çok harika olmayacak büyük bir ihtimalle. Çok istedikleri her şeyi yapamayacaklar. Eğer bu pandemi uzarsa zaten riskler artmış olacak. Ama büyük ihtimal 1-1,5 sene içinde bir en azından aşı bulunacağı için ilerisi için olan belirsizliklerin daha düşük olduğunu düşünüyorum. Erol Hocam, size atıyorum topu. Oldu, çok sağ olun. Refet Hocam, sıra sizde. Teşekkür ederim. Önce çok saydığım iki hocamla beraber bu webinarı yapmaktan ne kadar keyif aldığımı ve benim için ne kadar üretici olduğunu söylemek isterim. Ve bu kadar insanın da bu kadar zaman bu yayını izlemeye devam etmelerinden çok onay oldum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Soruların arasında benim anlamadıklarım var. Dolayısıyla bunlara cevap veremiyorum. Ki burada yalanı suçlamıyorum. Hani benim anlayışım çok kıt olabiliyor bazı şeylerde. Anladıklarım arasından cevap verebilirim gibi gözükenlere dair bir şeyler söylemeye çalışacağım. Bir tanesi, bu nakit desteğinin finansmanı nasıl olmalı? Ben nasıl olmamalı üzerine konuşumuz uzun. Biz Merkez Bankası'yla bu işi kotaramayız diye ve ucunda IMF'e gideceğini söylüyorum. Soruyu soran, hani böyle olmazsa bir nevi sermaye kontrolü, işte döviz tevdiat hesaplarının erik olması vesaire. Başka da var bu soru, sermaye kontrolü gelir mi diye. Türkiye'de şu olur mu, bu olur mu soruları kolay sorular değiller. Özellikle de şu anda iktisat bürokrasisinde, iktisat politika yapısındaki ekspertiz eksikliği hani neyin olup neyin olamayacağı konusunda düşünmeyi zorlaştırıyor. Olmadı mı diye sormak istiyorsanız eğer, Türkiye'nin için çok uygun olmadığını söylemek mümkün. Bunu bir yani işte insanların servetlerine el koymak yanlıştır falan filan şeysiyle söylemeyeceğim. Şununla söylüyorum. Türkiye'nin iki tane sıkıntısı var. Bir tanesi borç, bir tanesi de açık. Borç geçmişten biriktirdiğimiz ve tek sıkıntımız bu olsaydı eğer, o zaman gönül rahatlığıyla yani işte sermaye kısıtını getirirsin, moratorium ilan edersin, ödemiyorum ne yapacaksın dersin vesaire. Ve hani bununla bu şekilde uğraşılabilir. Uğraşmanın iyi yolu bu olmayabilir ama bu şekilde uğraşılabilir. Öte yandan Türkiye büyümek için sermaye girişine ihtiyacı olan bir ülke. Cari açık vermeden büyüyemeyen bir ülke. Böyle olduğu için ileride daha hala borç almak zorunda olduğumuzu da görüyoruz. Şimdi almış olduğunuz borcun üstüne yatarsanız, bir şekilde insanların döviz tevdiat hesaplarının üstüne oturursanız, döviz transferlerine taktik getirirseniz vesaire, o zaman alabileceğiniz borçlarına vazgeçmiş oluyorsunuz. Halbuki borç almadan büyüyemeyecek bir ülkede o vazgeçme kolay bir vazgeçme değil. Dolayısıyla bu çok berbat bir politika tercihi olur. En azından bu kadarının görülebileceğini düşünüyorum. Birisi güzel bir işsizlikle mücadele etmek gerekir, yoksullukla mücadele etmek gerekir diye sormuş. Elbette ikisiyle de mücadele etmek gerekir. İkisi de önemli. Türkiye'de bu önemli bir mesele. Çünkü çalışan yoksulluğu çok büyük bir sorun ülkemizde. Bunun da bir sürü nedeni var. Yapısal nedenleri var. Yani eğitim sistemimiz leş gibi. Çalışanlarımızın becerileri düşük. Katma değerleri düşük. Dolayısıyla alabildikleri maaşlar da düşük. Öte yandan bir sömürü de açıkça var. Sözleşme olmayan yerde emeğe düşen pay elbette küçük vesaire. Fakat şu anda 2020'nin Nisan ayında çok kolaylıkla meselenin işsizlikle mücadele etmek olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü şu anda birdenbire artmış, birdenbire bıçak kemiğe dayandı haline gelmiş olan yoksulluğun nedeni işsizlikten kaynaklanan yoksulluk. Dolayısıyla bu insanları tekrar eski hallerine döndürsek, hani çalışan gene yoksul ama karnı doyan yoksul haline getirsek, bunun çok büyük bir ilerleme olacağı çok aşikar. Ve sadece yoksulluklarına müdahale etmeye çalışırsak eğer, bunun sonu yok. Bir şekilde bu insanların çalışır hale gelmesi lazım. Çünkü bir, böyle bir maddi kaynak yok diyeyim. İkincisi, maddi kaynağın ihtiyaçlarını iyi anladığı şekliyle bu insanlar çalışıp üretim yapmayacaklarsa bizim zaten paylaştırıp hep beraber yiyeceğimiz bir şey de ortaya çıkmayacak. Dolayısıyla işsiz kalmış olan insanların bir an önce işe dönmelerini sağlayacak tedbirleri almak elzem. Birisi çok zarif bir şekilde zaten geçtiğimiz dönemde reel geliri azalmış olan emeğe daha ne kadar yüklenilebilir? Siz stabilizasyon maliyeti emeğe yüklenir demiştiniz diye yazmış. Bu arada bu soruların dilini çok beğendiğimi, hani hem düzgün bir Türkçeyle hem zarif bir şekilde sorulmuş olduğundan çok mutlu olduğumu söylemek isterim. Ayrıca da hayatımda başıma gelmediği bir şekilde bu kadar adım geçti. Herkes Refet yazmış olur bir şekilde. Bunun için de şapkamı çıkartıyorum. Şöyle, sesini çıkartmayan insanlara sonuna kadar yüklenilebiliyor.
memlekette yani çıkartamayan ve çıkartmayan insanlar emek seyreder. Elbette emeğe yüklenir. Olan bu. Ve bunda da gene emeğe yüklenmek o kadar zor bir şey olmayacaktır. Azaldıysa daha da azalır. Bir şekilde bir örgütlü emeğin sesini çıkartabilen insanların olmadığı ülkede hani zaten dezavantajlı durumda olana yüklenmek zor bir şey değil. IMF olmazsa ne olur? Vallahi o enteresan bir soru. Yani bir takım fizik kurallarını ihlal etmeye çalışabilir miyiz gibi bir soru bu. Tam öyle değil. Çünkü hani ne olur? Hani korkunç bir şekilde batabiliriz. Battık, delice küçüleceğiz, şirketlerimiz yok olacak, işsizlik pandemi nedeniyle falan değil. Türkiye'den kaynaklanan nedenlerle %20'lere çıkacak, uzun süre oralarda kalacak. Biz de böyle yaşayacağız diye bir tercihimiz olabilir mi? Yani ülke olarak bunu tercih ediyorsak böyle bir hayat herhalde mümkün. Umutlu bir hayat olmadığı aşikar. Bunu isteyeceğimizi zannetmiyorum. Ama o alternatif yok değil. Merkez Bankası enflasyona nasıl mücadele eder? Son olarak da bunu şey yapayım. Vallahi ilk önce Merkez Bankası lazım. Bizimki şu anda Ankara'da mı İstanbul'da mı belli değil. Kim ne iş yapıyor belli değil. Kararı kim veriyor iyice hiç belli değil. Ya da belli ama yani hani tasvip ettiğimiz şekilde değil. Dolayısıyla şunu görmek gerekiyor. Bu daima söylenir. Bankacılık güven işidir diye. Merkez bankacılığı da öyledir. Karşınızda benim vazifem enflasyonu düşürmek, ben bu vazifeyi yapacağım diyen bir müesseseye ihtiyaç var. Ve o öyle bir şekilde söyleyecek, ha bunlar bunu yapar diyecekler. Ondan sonrası o kadar zor değil. Ama Merkez Bankası'na işte büyüme de senin işin, cari açık da senin işin, işsizlik de senin işin, hani ayrıca da bunları sadece faiz indirerek yapabilirsin dediğiniz zaman ondan hiçbirinden bir hayır gelmeyeceği, enflasyonun tabii ki düşmeyeceği hepimizin aşikar. Tekrar çok teşekkür ederim. Çok sağ ol hocam. Şimdi ben de son olarak kısaca birkaç soru vardı, ek soru. Onlara cevap vereyim. Şimdi bir soru Cangül Kuş'tan geldi. Ekonomi politikaları neye hedef almalı? Haneleri mi, firmaları mı şeklinde bir soru var. Bence tabii ikisini de alması lazım. Haneleri doğrudan alması lazım. Çünkü sunuşumda da belirttiğim gibi bu bir kere bu insanların işinden olmasının ya da gelirinden olmasının temel nedeni toplumun sağlığı için alınan bir idari karar. Bu idari karar doğru bir karar aslında. Ama bundan dolayı da yani hiçbir sorumluluğu olmadan insanlar işlerinden oldular. Bu insan onlar da olabilirdi, biz de olabilirdik, bir başkası da olabilirdi. Bu yüzden toplumun bunlara karşı bir sorumluluğu var. Bu sorumluluğu yerine getirmesi lazım. En açıdan ahlaki bir sorun bu. Fakat iktisadi açıdan da böyle bir desteğin krizin etkisini %50 yaklaşık azaltacağını hani bizim ön analizler gösteriyor. Bu açıdan da önemli. Yani hem ahlaki açıdan büyük sorumluluk hem de krizin etkilerini azaltacak bir politika uygulaması. Bu yüzden böyle büyük destek sağlanması lazım. Fakat tabii ki firmalara yönelik de bir destek de şu anlamda gerekiyor. Firmalar birbirleriyle hem girdi çıktı ilişkisi içinde hem de alacak verecek ilişkisi içinde ilişkili. Bahsettiğim sektörlerde mesela bir bankalara olan borçlar da önemli bir miktarda. Daralan sektörlerdeki olumsuz etkinin diğer sektörlere, diğer firmalara da yayılmasının bir şekilde engellenmesi gerekiyor. Bu işte borçların ertelenmesi gibi mekanizmalar bunun için önemli. Bu yüzden de firmalara yönelik de bu tip tedbirlerin alınması gerekiyor. Bir soruda katma değerdeki düşüş oranında İslam'daki düşüşü varsaymamızın nedeni basitleştirici bir varsayım mı şeklinde ya da esnekliğin bir olması şeklinde bir soru vardı. Bu tamamen basitleştirici bir varsayım. Ama biz bunu alt sektörler itibariyle yaptığımız için daha hani detaylı bir varsayım diyebiliriz. Yani sadece iki ana grubu ayırıp sektörleri kısıtlanan sektörler, diğer sektörler deyip kısıtlanan sektörlerdeki %46 katma değer düşünce İslam'da %46 düşecek diye bir hesap yapmadık. O tesadüfen denk oldu. Alt sektörler itibariyle yapıp topluyoruz. Çünkü sektörlerin katma değer istihdam oranları farklı, iş gücü üretkenliği farklı olduğu için bu yüzden de bu etki farklı çıkabiliyor. Bir soru da borcun nasıl ödeneceğine ilişkin. Yani bu kadar destek sağlandı. Bu tabii kamu borcunu arttıracak. Bu borcun nasıl ödeneceğine ilişkin bir soru vardı. Bu borcu ödemenin nasıl ödeneceği, bundan sonraki süreçte krizden nasıl çıkılacağı ve ondan sonra ne olacağı ile ilişkili. Bu yüzden bunun için bir net bir cevap vermek çok kolay değil. Ya borç normal ödeme mekanizmasıyla ödenir. Yani ekonomi tedirici olarak büyüdükçe işte kamu da bu borçları tedirici olarak ödeyebilir. Ya enflasyon olur. Yani beklenen demeyeyim de yani endişe edilen şeylerden bir tanesi. Enflasyon sonucu real olarak kamunun borcu düşebilir.
ya da kamu ileride vergiler yoluyla bu borcunu kapatır. Değişik mekanizmalar var. Hangi mekanizmalar yapılacağını şu anda belki söylemek zor ama bu konuda belli bir şeffaflığın olması ekonomik politikaların etkisi açısından önemli. Zannediyorum bana gelen soruları da tamamlamış oldum. Ben iki hocamıza da çok çok teşekkür ederim. Çok değerli katkılarda bulundular. Ayşe hocam Kaliforniya'dan katkıda bulundu. Refet hocam Ankara'dan katkıda bulundu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca dinleyicilerimize de katılımcılarımıza da çok teşekkür ediyorum. Gecenin bu saatinde saat yaklaşık 11'e geliyor. Bu saate kadar devam ettiler. Ve çok güzel sorularıyla katkıda bulundular. Bu sorular da aslında bizim açımızdan da önemli. Çünkü bizlerin de bu konulara farklı şekilde bakmamızı sağlıyorlar. Bilim Akademisi'ne de son olarak teşekkür ederim. Böyle bir imkan sağladı, böyle bir organizasyon yaptığı için. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Umut ediyoruz ki bu krizden kısa bir sürede çıkabiliriz. Aslında iktisadi politika açısından Refet Hoca'nın da ilk sonuçta belirttiği gibi Türkiye'de bu konuda yeterli birikim var. Nasıl iktisadi politikada tasarlanması gerektiği konusunda bir bilgi birikimimiz var. Yeter ki bu bilgi birikimi değerlendirilsin. Sorunlara akılcı, rasyonel çözümler bulunmaya çalışılsın. Umudumuz bu krizin en az hasarla atlatılabilmesi. Herkese iyi geceler diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.